İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te beraberiz. Yine Teke Tek özel bu akşam. Teke Tek 23 insan özel. Aslında dün akşam Celal Hoca ve İlber Hoca ile beraber bir şey yapacaktık ama bir de bu olunca dedi ki artık yani her gün her günde millet bizden artık ne diyeyim ikrah etmesin. O yüzden dün Celal Hoca ve İlber Hoca ile programı yapmadık ama belli ki zaten bu işler daha sürecek, bu karantina marantina uygulamaları. O yüzden yine onlarla beraber oluruz. Bu akşam bambaşka bir şey yapacağız. Bambaşka bir şey dediğim gibi 23 Nisan'la ilgili konuşacağız elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu, hangi şartlara kuruldu, niye kuruldu, nasıl kuruldu. İki meclisin vardı, tek meclis miydi, İstanbul Meclisi ile Ankara Meclisi diye bir şey var mıydı, yok muydu? Aralarında bir çekişme var mıydı, yok muydu? O meclisin üyelerin ne oldu? İstanbul işgal altında kaldı 4 sene. O sırada İstanbul'da neler yaşandı, Ankara'da neler yaşandı? Bütün bunları konuşacağız bu akşam. Çok değerli, hepinizin sevdiğinden emin olduğum, demeyeyim, sevmeyen de olabilir. Çünkü enteresan bir millet olduk. Kimse kimseyi tam sevmiyor yani. Ama çoğunluğun sevdiği diyeceğim. İki değerli konuğum var. Sayın Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi, Doktor Erol Mütercimler. O Skype'la katılacak yayınımıza. Stüdyomuzda ise Doçent Doktor Emrah Safa Gürkan var. Son dönemlerin çok sevilen tarihçilerinden, tarihi sevilecek şekilde anlatan isimlerinden biri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam siz de hoş geldiniz. Atatürk kazağınızı da giymişsiniz. Evet, özellikle giydim. Farkındayım. Ben de giydim ama sonra baktım çok yakışmadı bana. Size şahane durmuş. Estağfurullah, estağfurullah. Yakışmaz olur mu? Her zaman gümüşüksünüz. Her ikisine de saygı sevgi sunuyorum. Teşekkürler özellikle Emrah kardeşime. Merhaba hocam. Son dönemde bu önemli, çok önemli işler yapıyorsun. Çok önemli işler yapıyorsun. Gurur duyuyorum seninle kardeşim. Gurur duyuyorum. Ne güzel, iyi geçiren konuklarla bir arada olmak. Çünkü Türk televizyonu genellikle birbiriyle kavga eden konuklara alışık. Fatih Bey, biz ikimiz çok koyu Fenerbahçeli olduğumuz için. Ha, böyle aslında bir defonuz var sizin yani. Tabii o yüzden geldik. Siz Galatasaraylısınız diye geldik. Ben normalde çıkmıyorum. Beraber döneceksiniz. Ben Erol Bey de burada olacaktı. Erol Hocam da burada olacaktı. Yalnız bu korona Fenerbahçe'ye çok yaradı diyorlar. 6 haftadır maç kaybetmiyormuş. Evet, yani bizi bir süreçten kurtardı. Siz de sevinemiyorsunuz. Biz de sevinemiyoruz. Bizden de bir şey olmadı bu sene zaten. Öyle. Bu sene şampiyonu galiba baştan belirlenmiş. Gibi, biz olamadığımız her sene şampiyon baştan belirlenmiştir zaten Fenerbahçe taraftarı için. Hakemler de ayarlanmıştır. Bakalım ne zaman oynayacak. Herhalde Haziran sonra oynanır falan diyorlar. Bugün UEFA'da başlama yaptı. Gençlik spor bayramı değil, çocuk bayramı ama biz gençlik ve spor bayramı muhabbeti yapmaya başladık bayrama. Fenerbahçe Galatasaray muhabbetine girip. Erol Hocam hemen size dönmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün bugün aslında Türkiye'nin daha önce, daha doğrusu Osmanlı'nın daha önce bir meclisi var. Hatta birkaç meclisi var ama Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı'nın meclisi arasındaki fark ne? Oradan bir başlayalım. Yani biz birinci meclis diyoruz ama aslında o birinci meclis İstanbul'daki meclisin devamı değil mi? Peki efendim, söyleyeyim. Şimdi o zaman son cümlenizden hareketle ifade edeyim. Ankara'da kurulmuş olan meclis İstanbul'daki meclisin devamı. Neden devamı? Şunun için devamı. Bu meclis üyelerinin İstanbul işgal edildikten sonra 16 Mart 1920'de İngilizler tarafından artık resmi olarak işgal edildi. Biliyorsunuz Şehzadebaşı Karakolu'nu işte bastılar. Uykudayken 5 askerimizi şehit ettiler, 20 askerimizi yaraladılar. 18 Mart 2 gün sonra efendim meclis lağvedildi. Yakalayabildikleri kendilerince listeleri yapılmış olan aydınların, entelektüellerin bir kısmını da tutuklayıp bu Malta Adası'na gönderecekler. İşte o meclisten efendim elimizdeki belgelere göre 70 milletvekilinin, o meclis mensubunun Ankara'da kurulacak olan meclise de üye olarak katılabilecekleri hakkında da zaten karar çıkartılmış idi. Ayrıca şunu da unutmayalım ki Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi de yapılmış olan son seçimde Meclis-i Mebusan'ın Erzurum milletvekilidir. Ancak o Ankara'ya gitmedi. Özür dilerim, İstanbul'a gitmedi, Ankara'da kaldı. İşte Rauf Orbay'a da giderken de talimat vermişti bu misak-ı milli kararlarıyla ilgili olarak açıklamalar yönünde. Kendisinin de İstanbul Meclisi'ne başkan seçilmesi için aday gösterilmesi konusunda da yine talimat vermişti. Tabii öyle olmadı. Şimdi dolayısıyla Ankara'daki kurulan birinci meclis
Partisi'nin üyelerinin bir kısmı, tekrar altını çizerek söylüyorum, Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine dahil olmak üzere İstanbul'daki meclisi mebusanın üyeleridir bir kısmı. Ha, geri kalanlar 66 sancak vardı. Alınan karara göre her sancaktan 5 aday seçilecekti. Alınan kararlara göre bu eder 330. İşte 70'te oradaki milletvekilini koyduğun zaman 400. Biz buradaki milletvekili sayısını tam olarak bilemiyoruz. Çeşitli kaynaklara göre değişiyor. Bunun sebepleri var çünkü. Neden? Seçilmiş olan milletvekillerinin bir kısmı olanaksızlıklar yüzünden gelemedi. İşte yol yok, iz yok. Bir kısmı yolda öldürüldü. Bir kısmı gelirken hanlarda kaldığı zaman soyuldu. Bazıları Müdafaa Hukuk Cemiyeti mensuplarından borç para alarak gelmek durumunda kaldılar. Onun için meclisin açılışındaki milletvekili sayımız 115'tir. Onu biliyoruz. İlk açılıştakilerini 115 milletvekiliyle açıldı. Ondan sonra peyderpey milletvekilleri buraya geldi. Sonuç olarak bu milletvekillerimizin sayısı, tekrar altını çizerek söylüyorum, 300'de 437 arasında değişiyor. Mahmut Koloğlu'na göre farklı, Damar Arıkoğlu'na göre hatıratlara baktığımız zaman buralardaki rakamlar birbirlerinden biraz farklı. Bunun çok fazla önemi var mı derseniz? Yok. Hiç kuşkusuz ki çok, evet efendim, çok fazla önemi yok. Sayının o vefat edenler, yolda da hayatını kaybedenlerle birlikte 312 olduğu ifade ediliyor. Tekrar altını çiziyorum. Çeşitli kaynaklara göre değişiyor ama Mart 1923'teki meclisteki üye sayısı 341. Onu biliyoruz. Yani o son gelinen, vermiş olduğum rakam, biliyoruz. Peki bu meclisin önemi ve özelliği ne? İstanbul'daki meclisten farkı ne? Bakın şimdi dikkatinizi çekelim. Mustafa Kemal Paşa burada stratejik bir karar verdi. İstanbul'daki meclis orada durduğu sürece Ankara'da bir meclisin kuruluşuna teşebbüs etmedi. Ancak Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'nin öncesinde Amasya genelgesindeki, biz buna bağımsızlık savaşımızın, milli mücadelenin yol haritası, strateji belgesi diyoruz bunun adına, en önemli o çünkü. Orada milletin azim ve kararının kendisini kurtaracağı ifade ediliyordu. Bütün bu sürece baktığımızda son tahlilde meclisin kurulacağı, özellikle de Sivas'ta, artık ayan beyan ortaya çıkmıştı. Ayan beyan çıkmıştı. Bütün mesele bunun zamanlamasıydı. Böyle bir meclisi kabul ettirmek de üyelere kolay değildi. Müdafaa Hukuk Cemiyeti üyelerine, evet, savaş konusunda kurtuluş mücadelesinin verilmesi konusunda bir hemfikirlik vardı. Ancak çünkü burada sonuçta saltanat ve hilafet orada duruyor. Şimdi onun karşısında bir hareketin ilk etapta çıplak biçimde seslendirilmesi o kadar kolay bir mesele değil idi. Dolayısıyla meclisin ilk kuruluşunda, evet, Mustafa Kemal Paşa'nın örgütçülüğü biraz sonra konuşacağız. Hani kimlerde kuruldu, hangi kimlikleri neydi bu meclisi oluşturanların, sayılarını vereceğiz onların hepsinin. Meslek durumlarına göre alt alta sıralayacağız. Bunları bir arada tutmak kolay değildi. Unutmayalım ki İttihat Terakki mensuplarının bir kısmı da var burada. Şöyle de bir husus var. Bütün bu üyelerin hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini, önderliğini kabul eden şahsiyetler de değildi. Daha sonra meclisin genel yapısı üzerine konuştuğumuzda bu ikinci gruptan söz edeceğiz, oradaki yapıdan. Ancak net bir husus var. Bu birinci meclis için söyleyebileceğimiz husus şudur. Bu meclis bir kurucu meclistir. Bu açıdan önemlidir. Bizim demokrasi, tırnak için söylüyorum, demokrasi tarihimizin tabii ki ilk meclisi değil. 1876'dan biz meclisi, parlamentoculuğu bilen bir kültüre sahibiz. 1876, gerçi 11 ay sonra kapatacak Sultan II. Abdülhamit ayrı bir şey. 33 yıl sonra ikinci bir meclisimiz kurulacak. Yani ikinci meşrutiyet. Devam edeceğiz. Sonuç olarak bu bir devam. Her zaman ifade ediyorum, bir kez daha altını çizeyim müsaadenizle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nin devamıdır. Burada bir kuşku yok. Siyasal rejim, sistem değişmiştir. O nedenle de bu meclisi ayrı, gökten zembille inmiş bir meclis olarak bunu düşünmeyeceğiz. Sonuçta bu toprakların insanları ve orada bir devam var.
Peki Erol Bey, şimdi bazıları tarihçi diyemeyeceğim, bazıları diyorlar ki işte İstanbul Meclisi ile Ankara'daki meclis arasında hep bir çekişme vardı. Bu iki meclis birbirlerine sürekli rakiplerdi. Böyle bir şey var mı? Aynı anda yok. Efendim, bir kere bunu söyleyebilmeleri için iki meclisin aynı anda açılmış ve aynı anda hayatta olmuş olması gerekiyor. Bunlar birlikte faaliyet göstersinler. Unutmasınlar ki bunu söyleyenler, birinci meclisin son meclis başkanı Celalettin Arif Bey Ankara'ya geldi. Ya Ankara'da bu adam. Hatta meclisin isminin konulmasında meclisi kebiri milli diye teklif edendir. Hatta burada ifadede hata varsa Emrah kardeşim onu düzeltir şimdi. Bunu söyleyendir isim aranırken. Şimdi olabilir mi böyle bir şey? Nasıl bir çekişme olur? Söylüyorum, 70'e yakın milletvekilinin geldiği ifade ediliyor. Eğer çekişme olması için, bir de altını çizerek söylüyorum o söyleyen şahsiyetlere, İki meclis açık olacaktı ve iki meclis mücadele edecekti ki diyelim ki karşıtlıkları ya da aynılıkları var. Yok ki öyle bir şey. O meclis 18 Mart 1920 sabahı işgalden sonra zaten padişah tarafından meclis görevine son verildi. 11 Nisan'da evet son verildi, tam. İsmi evet, de aynıdır aslında meclisin. Bizde bilinmez. Meclisi Mebusan'la Meclisi Ayağ'ın ortak ismi Meclisi Milli'dir zaten. Yani Millet Meclisi. Hep Meclisi Mebusan diye diyoruz. İsmi aslında Millet Meclisi değil yani. Şimdi Meclisi Milli, Asamble Nasyonel gibi evet, düşünmek lazım. Evet, doğru. Millet Meclisi yani ilk çok defa ilk defa böyle bir kavram var aslında, Millet Meclisi'nin. Ya o 10 yıl 15 yıl çok milli şeyi var. Hatta bir gazetede yazmış ya, milli olmayan işte çay bahçesi kalmadı gibi. Mesela işte 1910'larda da her şey milli bir şey, işte hakimiyeti milliye evet, bir şey. Milli kavramı bir anda böyle bir 10-15 yılda çok şey olmuş. Meclisin de ama mesela dünyanın çeşitli ülkede milli meclisler var. Evet. Ama Millet Meclisi başka ben duymadım. Evet. Tabii tabii. Başka yok, tek yani, çok ilginç geliyor bana o. Peki bir şey soracağım hocam. Özür dilerim, hem Millet Meclisi hem halk hükümeti kavramı burada var zaten. İlk defa kullanıldı. Evet. İkisi de ilk defa kullanıldı. Hocam bir şey soracağım. Bugün şimdi bir yazar demeyeyim, adını da söyleyeyim. Yılmaz Özdil şöyle bir yazı yazmış. Diyor ki işte 6 odalı mı 9 odalı mı ne meclisten diyor. İşte nerelere gitti, işte 1000 odalı saraylar falan filan. Şimdi bu bana sorarsanız meclisi küçümsemek biraz mı? Niye derseniz... tarihi çarpıtmak ya da şimdi o gün Ankara'daki en eli yüz düzgün binalardan bir tanesi birinci meclisin de kurul içinde toplandığı İttihat ve Terakki Kulübü aslında orası. Evet. Yani böyle bir zavallı falan bir yer değil yani, Ankara ölçülerinde Ankara'nın düzgün binalarından bir tanesi değil midir? Karşımızda gayet tabii ki o, efendim bakın şimdi her tarihi olay kendi koşulları içinde değerlendirilmelidir. O günkü Ankara küçük bir kasaba. Şimdi Ankara dediğinde sanki böyle bir büyük İstanbul gibi, İzmir gibi bir büyük vilayet sanılıyor. Hayır, değil efendim. Ankara bir küçük kasabadır. Ve hatta Yunus Nadi geldiğinde Mustafa Kemal Paşa ile 4 Nisan'da sabahın saat 3.30'una kadar bir konuşması var. Hatıratında kendisi söylüyor. Sabah 3.30'a kadar falan onu konuşuldu. Orada söylüyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Kendisinin hayretler içinde kaldığını, Ankara'nın küçüklüğü karşısında, işte burası çöl gibi diyor, bu diyor. Mustafa Kemal Paşa da sen onun içine bak diyor. Oradan ne çıkacağını içine bak gibi. O nedenle efendim yani o günkü meclis evet, Ankara'nın en büyük binası. İkinci bir bina yok ki. Yok. Her yerde ama öyle. Mesela Erdoğan Kongresi İdadi'de yapılıyor. İşte bir Ankara'da bir toplandıkları yer. Karayolu yok ya. Yerde yatıyor milletvekilleri. Tabildot çıkıyor. Yani yemek yiyebileceğiniz bir yer yok. Zaten öyle bir yer. İç Anadolu falan bitmiş. Bitmiş. Anadolu'nun geneli zaten yani bitmiş. Abdülhamit'ten önce falan filan zaten şey de yok. Hani şey iyiden iyiye. Çünkü o İpek yolu falan bitince bir 18. yüzyıldan sonra bayağı gerilmiş. Anadolu felaket bir yer haline gelmiş. Hastalıktan bu okullandırma, kırılan. Okullandırma şey yapma azıcık bir şey Abdülhamit döneminde olmuştur. Evet. Çünkü 50-60 olunca daha da kötü. Yani bir 1300'lerin 1400'lerin Ankara'sı gibi değil. İki arka sokağa gitmiş kanıyla dolaşıyorlar ve ama genelde öyle bir problem var. Mesela nereye giderse gitsin. Bakın bina olarak devlet o zaman vilayet binası varsa vilayet binası, Osmanlı Bankası varsa Osmanlı binası, iki tane de okul. İdadi Sultani bu. Başka bir şey yok yani oralarda. Ne bileyim Trabzon değilse, İzmir değilse hani böyle dışarıya konsolosluklarla falan ya da ticaretle gelişmemiş bir yer. Ankara fecaat bir yer. Zaten de çok tartışıyorlar buraya niye getirdik diye. Yani birçok tercihten biri. Evet, evet.
Başka yerler, yani İstanbul olmuyor mu, Ankara niye yani diyorlar. Evet, mesela şey düşünüyor. Çünkü ilk zamanlarda mesela o yazılmaz, gene Cumhuriyet tarihinin etkisiyle şey çok önemli. Asas bizim bir de doğuda geçen şeyimiz var. Söylerken korkuyorum artık linç gelecek diye, oraya buraya çekecekler diye, ama Kazım Karabekir doğudaki şeyleri mesela kurtardı. Ve o aslında en başta Erzurum'da toplamda o kadar şey ortalara gitmesini istemiyor. Çünkü doğuda daha şey bir problem var. Ermeni meselesi var. İşte orada Ruslar var. Ruslar var. İşte Ruslar işte Gürcistan'la anlaşma ve ilk o problemi çözüyoruz. Aslında Kazım Karabekir o terakkiperverlere falan girmesi de bugün belki daha çok şey yapardık. Bugün de tam bugün başka biraz daha siyasi İslam'a yakın kalır, onu ileri çıkarır. Bütün bunlardan ayrı bir şekilde gerçek yerine otursun diye söylüyorum. Hiçbir yere saptırılmasın. O doğu problemini çözmek için şey yapıyorlar. Zaten sonra da Kayseri falan düşünecekler, Sakarya meydan bu. Ankara tercihlerden sadece bir tanesi. Peki niye Ankara mesela? Hakikaten Ankara o zamanın en az gelişmiş yerinden bir tanesi. Anadolu'da daha gelişmiş pek çok kent var. Orta Anadolu'da daha iyi yerler var. Konya bile daha iyi Ankara'dan. Konya bile derken Konya bayağı bir yer yani o zaman. Evet, ama Ankara yani aslında bu Erzurum'dan sonra gelecek milletvekillerin falan buluşması. Şimdi birinci meclis toplandığında, pardon, son Osmanlı meclisi toplandığında Atatürk aslında Ankara'da toplayalım diyor. Bunun da bir nedeni hani İstanbul'a yakın. Yani Konya, Kayseri ona göre daha uzak. Yani gidip gelebiliyorsunuz. Bir de kuzeyden de gidip gelebiliyorlar. Mesela bu milletvekilleri Ankara'ya nasıl geldi? Şimdi meclis basıldı 16 Mart'ta. Belli insanlar tutuklandı. Belli insanlar da kaçtı. Bunlar nasıl geldi diye baktığında Mersin üzerinden gelen bile var. Yani Mersin'e gidiyor, işte kuzeyden gelen var. Dolayısıyla tam böyle ortada olması hasebiyle şey. Ve Erzurum'da HT temsilciye seçildikten sonra oradan alınan kararlardan biri de Atatürk aslında. Şunu görmek lazım. İngilizler bu 28 Şubat'ta Refah Partisi'nin kapatılması gibi çok böyle istemedikleri bir sonuç verdi ya, ona benzer bir şey yapıyorlar. Meclisi dağıtınca Atatürk'ün eli çok rahatlıyor. Çünkü Atatürk'ün muhalifleri var. Kontrol edemediği insanlar var. Kim onlar? Bir Rauf Orbay. Şimdi düşünün, siz meclise seçilmişsiniz, İstanbul'da gidemiyorsunuz, Ankara'da oturuyorsunuz. Rauf Orbay'ı yollamışsınız. Rauf Orbay sizi dinlemez her yere kadar. Zaten ileride Terakkiver Cumhuriyet Fırkası ile 1900'den sonra muhalefet yapacak. Onu kontrol edemiyorsunuz. Bir, İstanbul hükümetinde sizinle paralel meşruiyete sahip insanlar var. Bu damat Feritçiler değil. Ama Harbiye'de Atatürk'ü de Samsun'a yollayan ve milli mücadeleye sempatiyle bakacak ileride ve oradan kopacak bir grup var. Onları da kontrol edemiyorsunuz. Dolayısıyla bir anda şey olunca İstanbul bir merkez, bir şey olarak çat diye gidecek. Yani o meclisin kapanması Atatürk'ün bütün problemlerini çözecek. Ankara'yı tek merkez yapacak. Çünkü Ankara'yı en başından zaten Kazım Karabekir Ali Fuatlar'la oradan ayrılıyor. Onlar İstanbulcu, daha padişahçı. Atatürk daha radikal. 1908'de 9'da falan burada ilk toplantı yaptığı İttihat-ı ki bu Cumhuriyet fikrini falan da söylüyor. Yani kafasında uzun süredir var o kadar radikal fikirleri. Sırf onu değil, başkanında var. Tabii, ama bu planını yapmış. Yani şeyin herhangi birinin kafasında olmasının dışında. Yani Atatürk daha sonraki devrimlerinin pek büyük bölümü konuşulan, tartışılan meseleler yani Osmanlı içerisinde. Ya orada zaman. Türkiye'de şey olarak yanlış anlaşılıyor. Mesela şey diyorlar ya, CHP zihniyeti falan dediğinizde de mesela Osmanlı zihniyeti mesela Osmanlı'da da vardır. Bugün modernleşme Tanzimat'la başlamıştır. Ama mesela halkla ile arasındaki mesafeyi falan filan da Vahdettin'in lafı var işte. Gerçi yani sonuçta kendinden şey yapmıyoruz. Bu millet koyun sürüsüdür. Osmanlılara ne derdi? Bunu da güdecek olan benimdir. Bu mantık aslında hep vardı. Son 20-30 senede sosyoekonomik olarak değişti ama hep orada olan bir şeydi. Dolayısıyla o zaman da Cumhuriyet bunların, bakın 1914'e gelince eski sistem büyük bir krize girdi. Habsburg monarşisi, Romanovlar falan filan. Bütün bunları Birinci Dünya Savaşı bitirdi. Bakın milliyetçilik çağı diyoruz. 1914'te 28 tane devlet vardı, 20 tane devlet oldu. Eski monarşiler gitti. İşlemeyen sistemler, işte Rusya'da devrim oldu. Büyük devrimlerle ortadan kalkar. Osmanlı'nın o cenazesini de ve batılılaşmanın yapamadığı şeyleri de o kriz anında krizden galip çıkan ve o yüzden de çok güçlü çıkan bir iktidar yaptı. O yüzden inkılaplar, değil mi? Ters çevirme, yani o kadar büyük değişiklikler ki o güçle, o meşruiyetle yapıldı. Tanzimatçıların yapmak istemeyeceği şey değil de yapamayacağı şey. Ya da 50 yılda yapacağı şey 10 yılda yaptı. Rusya'ya bakın. 1914 Rusyası 1780 Rusyası gibi. Ve sistem krize girmiş. Ne oluyor? Komünistler geliyor. İşte Bolşevikler, Menşevikler, Bolşevikler geliyor. Başka türlü transforme edemezsiniz. François Furet'in Fransızlar Ligi kitabı vardır. Mutlaka herkes okusun. Orada da 1789'da Fransa 1610'daki gibi yönetiliyor. Sistem krize girmiş. Yasa yapamıyor. Feodal sistem ne oluyor? Terör dönemi. Üstüne Napolyon. 15-20 sene tabii kurunun yanında yaşta yandı. Bir sürü adaletin de olduğu bir dönem oluyor Fransa'da. O büyük transformasyon. Yani artık sıkışmış gaz. Siz onu kendi doğasında açmazsanız patlıyor.
O patlamanın adı zaten Türk İnkılabı da. Bunu da Birinci Dünya Savaşı ama her yerde. Yani her açıdan Arap vilayetlerinde Osmanlı şeyi anakronik kalmış. Birinci Dünya Savaşı çözdü. Ondan sonra emperyalizm hatta anakronik kalmış. Yani o çağın uymuş. Onu da Birinci Dünya Savaşı çözdü. İkinci Dünya Savaşı'yla sonra. O büyük kriz onu çözmeye yarıyor ve aslında buna baktığınızda Atatürk'ün eline büyük bir güç veriyor. O gücü de o da zaten büyük bir ustalıkla kullanacak. Ama İstanbul'un işgali yani pardon tabii işgal de resmen öyle başlamış oldu. İngilizler öyle gelmedi ama 16 Mart'taki meclisin ve Malta'ya yollanan mebuslar falan bu Atatürk'ün elini çok rahatlatan bir anda prestijli bir adamın yani hani prestijli olabilirsiniz ama sonuçta idari kontrol sizde olmaz. Ankara'dan İstanbul'u yönetemezsiniz. Atatürk çok iyi öngörülük yapıyor, gitmiyor. Ama İstanbul işgal edilince de İstanbul işlevi de kalmıyor bak. Tabii tabii işte bitiriyor. Yani aslında ilk başta baktığınızda bu da yanlış bilinir. İstanbul hükümetlerinde bazen çok mesela Atatürk idam Samsun'a gidip idamla istifa görevden aldı ve idamla idama çarptırıldı. İdam cezasına çarptırıldı. 2 ay sonra 3 ay sonra geri alacaklar. Genel. Şimdi şöyle oluyor. Ali Rıza Paşa hükümeti geliyor. Atatürk'e daha sıcak. Hatta Salih Paşa'yı yolluyor. Buluşuyorlar Bilecik'te falan. Aynen. Ama damat Ferit öyle değil. Sonra Tevfik geliyor. O biraz da ortada. Yani İstanbul'da şeyi görmeye çalışıyor. İstanbul'daki denge Ankara'yı da etkiliyor. İstanbul'da denge değişince tabii. Ankara'yla ilişkiler de yani bu işin değişiyor. Başı kim olacak? Yani şey gibi bir şirkette de olabilir bu. Bir siyasi partide de olabilir. Yani Cerabay'la Demirel'in ilişkisi de böyledir. Adam Cerabay içerideyken Demirel'in konumu yükselir. Çıkabilirse konum yani hep böyledir bu. Erbakan Erdoğan ilişkisi de böyledir. Padişah Atatürk ilişkisi de yani saray eğer güçlü çıkabilirse, saray orada kaldıkça, meclis tarafından desteklendikçe yani bakın Atatürk'ün de ne olduğuna bakalım. Bu sonuçta devletin babası devlet olan biri. Yani Selanik'ten çıkmış işte gelmiş devlet okutmuş. Çok zor bir şey yani devletin yani asi pozisyonuna düşmek falan istemez. Ve o yüzden hep meşruiyet. Ya borç, hep meşruiyet peşinde ama. Borç bile almıyorlar. Hep ama meşruiyet peşinde. İşte meşruiyet peşinde olmayan Çerkez Ethem gibi oluyor ama. Evet. Yani dışarıdan sürekli. Yani meşruiyet bakın Türkiye'de mesela sol hareketlerini falan anlayamadı odur. Burada çok büyük devlet geleneği olduğu için meşruiyeti elden kaçırmayacaksınız. Ya çok enteresan bir şey var. Patronu Halil dönemini hatırlatıyorum. Patronu isyanıyla ilgili bir şey okuyordum. Orada şey diyorlar. Adam ne demiş patronu? Sakın camı çerçeveye indirmeyin. Sonra devlet malına zarar verdi derler diyor. Tam bakın Gezi'de olan şey. Gezi var. Hemen. Ve ben onu Gezi zamanında okudum. Bakayım ne oluyor. Aynı şeyi görmek. Orada da öyle. Yani bir anda asiyken, vezirken rezil olabilirse ki iki kere idam cezasına çarpsa iki kere affedilecek. Bu az bir şey değildir. Onu çok işte o tip adamlar ayakta kalıyor. Biz hep böyle Atatürk'ün komutanlığı, biz komutanlık kahramanlık zannediyoruz. Tabii o şey de vardır ama hayır, çok strateji, iyi bir satranç. Strateji. Çok iyi bir. İnönü de öyle biri. İnönü daha sonraki dönemlerini de görüyor. Çok iyi bir satranççı. O satrancı çok iyi oynuyor. İlk başlarda Enver Paşa'nın akrabaları bile işte sanırım Halil değil de bir de şimdi amcasının oğlu gibi o bile mecliste. Yanında bir sürü normalde anlaşamayacağı insanlar var. İşte Kazım Karabekir'dir, Ali Fuat çocuk arkadaş. Sevmediği insanlar da. Çerkez Ethem İsyan Çak, Çerkez Ethem'in abisi bile şeyde Ankara. Dolayısıyla çok flexible, çok esnek bir adam. Adım 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 oraya getiriyor ve biz hep şey olarak böyle yani vizyonu. O reformları herkes akıl eder yani. Sonuçta alfabe değiştirelim diyen onu da layihası. Çok önceden var. Tabii. 50 yıldır tartışıyor alfabeyi. Zaten 1910'lardaki Osmanlıca şeylere bakın. Ben mesela bir gün ben daha erken dönem çalıştım. 1910'larla ilgili bir roman aldığımda çok şaşırmıştım. Değişik yazılıyor. Mesela İ'ye Hemze bulmuşlar falan. Evet. Aa nereden falan çıktı bu diye. O zaman zaten bir şey yapmışlar. Hatta damat Ferit'in galiba yanılmıyorsam şimdi şey yapmayayım. Akıldan şey yapıyorum. Bir layihası var onunla ilgili. Kıyafet şeyi zaten Abdülhamit bilmiyorlar söyleyelim. Abdülhamit de Konya geçen opera dinleyen bir adamdı. Yani siyasi olarak panislamizm falan şey olması batılı bir adamdı sonuçta. Çok son derece batılı. Son derece batılı. Kendine özel opera yaptırıyor. Tabii evet muhteşem o açıdan çok ben de operayı çok severim. Baya baya batılı bir adam ama siyasi olarak böyle davranmasının daha doğru olacağını düşününce öyle davranıyor. Realist ama şimdi evet. Mesela 23 Nisan'da açılmayacaktı meclis. 22 Nisan'da açılacaktı. Perşembe diye Cuma açtılar. Cuma açtı. Camiye gittiler Ankara'ya gelir gelmez acaba şeye gittiler yani hemen böyle bir hocam diyorlar ki sen hızlı konuşuyorsun, konunun hızlı konuşuyor, biz ne anlayacağız diyorlar, haklılar galiba. Benden de beter çıktınız. Tabii genelde hep ben uzun süredir bekliyordum bu. Bir de şey oluyor mesela diri diri geliyor çomağını saklar, siz çomağı daha öteye atmaya başladınız. Ya sabah çocuklara yerine. Canlı yayın yaptım, çok yavaş konuştum, idmanlı geldim ama siz hızlı konuşunca ben çok açılıyorum. Bizim editörle çok... Birbirimizi gaza getirerek hızlanıyoruz. Bir Erol Bey'e bir şey sormak istiyorum. Erol Hocam, şimdi... Aslına bakarsanız Türkiye'nin çok partililiğe geçişi 1940'larda değil. Türkiye Osmanlı döneminde çok partili. Yanılıyorsam düzeltin. Çünkü ilk mecliste
daha doğrusu son mecliste pek çok parti var. Yanılıyor muyum? Doğru. Hürriyet ve İtilaf Partisi. İşte onların Ankara'daki tavrı ne oluyor? Yani bunlar Ankara'ya partiler olarak geliyorlar mı, yoksa Ankara Meclisi'nde artık bir parti şeyi kalmamış mı milletvekillerinin? Yok, hayır, var. Partiler var ve parti mensubiyetlikleri devam ediyor. Yalnız şu Ankara niye seçildi de bir hususu da belirteyim. 20. Kol Ordu'nun kumandanı Ali Fuat Cebesoy Ankara'da ve Ankara'da küçük bir İngiliz birliği var. Hatta Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya ilk geldiğinde bu İngiliz birliği de Mustafa Kemal Paşa'yı selamlamıştır da. Geldi ya Sivas'tan. Şimdi iki, Ankara'da önemli birisi var. Kim var? Müftü Rıfat Börekçi var. Şimdi Mehmet Rıfat Bey var. Dolayısıyla Ankara'nın seçilmesinin üçüncü nedenine stratejik bir karar. Niye? Yolların kesişme noktası kuzeyde, güneyde hemen hemen eşit uzaklıkta. Doğu batı tren yolu geliyor. O nedenle hani Ankara niye seçildi deniyorsa, bir de işgal görmemişliği önemli. Bütün bunların hepsini topladığın zaman Ankara niye seçildi zaten burada belli. Şimdi gelelim öteki sorunuza. Efendim, Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman biz ikinci meşrutiyetten itibaren siyasal particilikle tanışıyoruz ve çok siyasal partiler kuruluyor. Ne bileyim, hani Türkiye İşçi Sosyalist Fırkası'ndan tut Amele Fırkası'na kadar o kadar çok partiler var. İttihat, Terakki, Hürriyet, İtilaf, bunlar bilinenler. Ahrar Fırkası, bunlar bilinenler, ama bunların yanında öteki başka partilerimiz de var. Şimdi bu 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin egemen olunduğu meclis, birinci ve ikinci meşrutiyette kurulmuş olan çeşitli fırka ve cemiyetlerin de bir kompozisyonudur. Bu insanlar çeşitli partilerde yer aldı, ama tabii bugünkü gibi geniş tabana yayılmış partiler olarak bunları düşünmeyelim. Bunların üye sayıları falan, bunlar az. Şimdi daha önce 11 Eylül bu 1919 tarihli Sivas Kongresi beyannamesinin bir 9. maddesi var. O 9. maddede bir şey söylüyor. Diyor ki bu her türlü fırkacılık cereyanından uzak kalmak. Zaten Cumhuriyet'te de Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği, yani sınıfsız, imtiyazsız bir toplumuz ifadesini kullanmasının sebebi burada gelip oturuyor. Şimdi meclise baktığınız zaman mecliste çok çeşitli gruplar var. Atatürk'ün söylevinde bu meclisteki grupları ayırdığı zaman ne diyordu? Tesanüt grubu, İstiklal grubu, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Zümresi, bir de İslahat grubu diye gruplaşmalar var. Samet Ağaoğlu'nun anılarına, bu Kuvayi Milliye ruhuna baktığınız zaman orada da buradaki gruplaşmaları üç ana başlık altında o toplar. Tesanütçüler der, birlikçiler. Ondan sonra milliyetçiler der. Bunlar ıslahçılar, muhafazakarlar olarak ayırır. Liberalleri de buraya sokar. Üçüncüsü de komünistler. Dikkat ederseniz bakın, şimdi meclise baktığımız zaman da bu mecliste bulunan insanların ideolojik bakışlarını ya da ideolojik birikimlerini de yabana atmayın. Bunlar da büyük bir kısmı Avrupa'ya giden insanlar. Büyük kısmıyla Fransa'ya gidiyor. Oradaki bütün cereyanları görüyor. Entelektüel faaliyetlerin içinde bulunuyorlar. Tanzimat'tan itibaren zaten var. Dergilerimiz çıkıyor. İşte kitaplarımız yayınlanıyor falan. Şimdi bir kere mecliste bir de sayıları hayli kabarık olan İttihatçılar var. İttihat Terakki mensupları var. Hatırlanacaktır, Enver Paşa, işte Cemal Paşa, Talat Paşa Alman denizaltısına binip hani kaçtılar ya 30 Ekim 1918'in hemen sonrasında. Almanya'dan Rusya'ya geçmişti Enver Paşa. Buradaki iddiatçılar da kafalarında şöyle bir kurgu plan vardı. İşte Enver Paşa ile ilişki kurdular bu iddiatçılar. Enver Paşa da Anadolu'ya gelecek. İşte hareketin başına geçecek. Mustafa Kemal Paşa bunu sezinleyince buna göre önlemlerini aldı. İşte demin ifade edildi. Mustafa Kemal Paşa yalnızca büyük bir kumandan değil ki, unutmayalım ki o aynı zamanda bir askeri strateji dehası. Bunu ben söylemiyorum ki, işte Mark Twain'in yazmış olduğu mektup ortada. Savaş tarihine baktığınız zaman bu herkes tarafından kabul edilen bir husus. Ama 1922 yılında Enver Paşa işte Türkistan'da biliyorsunuz şehit edilince bu bir yanıyla da elleri son derece rahatladı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olan burada iddiatçılar var. Ama iddiatçılar arasında da tam bir birlik yok. Bazı konularda işbirliği yapılıyor
ediliyor. Şimdi mecliste ne oldu biliyor musunuz? Birinci grup, ikinci grup diye mecliste bir iki büyük grup oluştu. Ama ikisi de Müdafaa Hukuk Cemiyeti mensupları. Bu birinci grup Mustafa Kemal Paşa'nın önderliği, liderliği altında toplanıyor. Şimdi ikinci grup mensuplar dediklerimizin de sayıları önceleri 100 civarında olduğu ifade ediliyordu. Ama daha sonra işte 40'a kadar sayıların indiği ifade ediliyor. O dönemde bu sayıları belirlemek tabii son derece zor. Bakmayın siz hangi tarihte ikinci gruplar oluştu, tam hangi olay onları belirledi gibi. Bütün bunların hepsi bizim Cumhuriyet tarihimizde çok tartışılan olaylar, çok net biçimde ifade edilmiyor. Ama ikinci grup mensupları içerisinde bulunan işte Avni Ulaş gibi Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey gibi bu çok keskin muhalifler var. O keskin muhalifler bir yandan da Mustafa Kemal Paşa'nın bu tırnak içine söylüyorum meclisin egemenliğini tek elinde bulunduracağı meselesiyle çok mücadele ettiler. Bakanlar Kurulu'nun teşkili konusunda Mustafa Kemal Paşa ilk önce onun yetkisindeydi, adayları o gösteriyordu ya. Daha sonra işte buna tepkiler oldu, bitti, etti. Daha sonra ikinci grubun da mücadelesi baskısıyla yeniden meclisin seçimi şekline bunu döktüler. Dolayısıyla meclise baktığınız zaman öyle meclis güllük gülistanlık bir yer değil. Ayrıca mecliste bir başka grup daha var. O da solcu eğilimli halk zümresi mensupları. Bu halk zümresi mensupları da Mustafa Kemal Paşa'nın halkçılık programını etkilemiş olan gruptur. Yani halkçılık programı durup dururken ortaya çıkmış bir mesele değil. Bütün bunların hepsi mecliste o günkü üyeler, bakmayın siz entelektüel düzeyleri yüksek üyeler bunlar. Öyle yabana atılacak kişiler değil. Ayrıca bu meclis Hıfzı Veldet Belidedeoğlu'nun hatıralarında ifade ettiği şekliyle son derece o söyler demokratik bir meclisler. Her ne kadar kadın üyeler yoksa da zaten o dönem yok. Dünyanın hiçbir meclisinde yok kadın üyeler de. Ama bunu niye söylüyor? Diyor ki o meclise baktığınız zaman diyor meclis diyor şey gibi çiçek tarlası gibiydi. Yani sarıklısı, kalpaklısı, feslisi, çeşitli kıyafetleri olanlar. İşte toprak dağıtlar, Değişik etnisitelerden insanlar. Evet efendim. Evet evet. Tabii baktığınız zaman 6 gazeteci var, 2 mühendis var. Meclise bakın işte yanılmıyorsam 115 bürokrat var. Hatta bu bürokratların bir kısmı Ekim'in başı olması lazım. Çıkartılan bir karar vardı orada, bir yasa çıkartıldı. Şeyi bırakacaklar, memuriyeti bırakacak, milletvekili yapacak. Bunların bir kısmı yok dediler. Bizler memuriyete devam edeceğiz. Onlar şeye döndü gittiler memuriyete. Onun için de bu milletvekilleri sayılarında bir şöyle bir şey söyleyeyim. Tam bilinemeyişinin ana nedenlerinden birisi budur. Sonra mecliste solcu gruplar da var. Mesela Yeşil Ordu'yu hatırlayalım. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi kurdurduğu bir komünist parti var. Bir de hani gizli komünist parti dediğimiz bir parti var. İşte Yeşil Ordu Cemiyeti dediğimiz... Evet efendim. Yeşil Ordu Cemiyeti dediğimiz bu şey konusunda meclisin ilk dönemlerinde, daha doğrusu Yeşil Ordu Cemiyeti dediğimiz bu cemiyetin ilk ortaya çıkış kuruluşu konusunda çok bilgimiz yok. Ama ondan sonraki süreçler konusunda var tabii. Bu biraz da efsaneler de uyduruluyor çok doğal olarak. Ana mesele neydi? Ana mesele şuydu. Doğu Müslümanlarından Anadolu'ya yardıma gelecek halk kuvvetleri anlamında kullanılmaktaydı bu Yeşil Ordu. Ama daha sonra bir bolşeviklik tanımlaması da getirildi. Unutmayalım ki Yeşil Ordu Cemiyeti dediğimiz bu cemiyetin içinde biz Çerkez Ethem'i de göreceğiz. Bunun bir yanı da var, bu Yeşil Ordu meselesinin bir yanı da, iyi bir yanı da şu. Rusya ile ilişkilerde bu bir köprü değil ama Rusya ile ilişkilerde bir sempati odağı olmuş olması nedeniyle de önemli. Onun için buradaki alınmış olan kararlar, bunlar bak hepsi stratejik kararlar. O günkü olanaksızlıklar içerisinde yaratılabilen en yüksek düzeyde, en yüksek derecede ve en verimli biçimde kullanılacak şekilde yaratılmış olan olanaklar. Bu çok önemli bir meseledir. Hocam i̇şte bir nokta koyarsanız. Bir nokta koyarsa reklam için durmam gerekiyor, kusura bakmazsanız. Peki. Bir reklam arası değerli izleyiciler.
Evet, hemen devam edelim. Safa Hocam, şimdi Ankara ile ilgili çeşitli tezler var. İşte deniz yok, İngilizlerin donanması gelemezdi falan filan diyenler de var. Ama Ahmet Yavuz tanırsınız paşayı. Diyor ki, o da şimdi mesaj atmış bana. Diyor ki, Ankara'nın seçmesi sebebi diyor, Van Holst'u diyor, yok pardon... Golds Paşa'yı diyor, Van Holst diyorum. Golds Paşa'yı diyor, çok severdi Atatürk ve çok onunla diyor arası iyiydi, güvendi, saygı duyardı ona diyor. 1920'nin en başında Ankara'nın başkent olabileceği yolda onun sözü vardı diyor. Onu dinlemiştir diyor. Ama bu tek kişilikte bir karar. Ya bir de tren yolu olması şey aslında daha önce hocam da söyledi. O şartlarda. Yani tabii o da. Yani onları da öne alarak öyle bir öneride bulunmuş oluyor Alman Paşa. İlla bir faktördür ama zaten yani araziyi bilenler, bunlar asker, stratejisyen, aslında benzer doktrinlerle hareket ettikleri için Ankara hakikaten ideal bir şey olarak gözüküyor. Zaten nerede çıktı? Ankara çok batıdaymış bile. Düşüyordu Ankara neredeyse Sakarya evet. Meydan Muharebesi. Polatlı'ya da geldi. Polatlı'ya işte. Kadar geldiler. Bugün Ankara dediğimiz yere kadar geldiler. Dolayısıyla işte yani öyle de bir sıkıntı vardı Sakarya Nehri'nin. Bir de nehrin doğusunda hani bir, şimdi biz bugünkü gibi düşünüyoruz. Bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Ya şu geçtiğimiz otoban kaç yılında açıldı? Yani 1987. Ben şeyde tünelde benim yaşım yetmiyor. 79'u gördüm ama 80'de şey, ikinci köprüyle açıldı. Düşünün E5 bilmem ne, bunlar yani bir yere gitmek çok zor. Dolayısıyla o zaman ordu için de bu geçerli. Ve Türkiye'de mesela sanayileşmesini engelleyen faktörlerden biri de odur. İtalya da aynı şeyden çekmiştir. Çok dağlık bir yer olduğu için yol yapmak falan çok zor. Arazi çok zor. Mesela İtalya'da trene falan binirsiniz. Cinque Terre'ye falan gittiğinizi yazmıştınız. Nerelerden o Cenova üstünden dağlara. Şimdi o çok zor. Mesela 1800'lerde olmazdı. 1900'lerde. Türkiye'de de öyle. Yani trenin gittiği yer çok önemli. Onun dışında bir yere de gidemiyorsunuz. Menzil diye bir şey vardır Osmanlı'da. Bir iki posta şeyi. Mesela ben ilk okuduğumda daha öğrenciyim, anlamamıştım. İstanbul Gebze 4 saat diyor. Gebze hareket 9 saat daha ekliyor. Ya nasıl olur falan. Sonra bir gün otobüste giderken fark ettim ki hakikaten atla eşekle gidemezsiniz. Kayıkla gidin. Tabii. Şimdi dolayısıyla yani tren yolunun işte şeylerin gitmesi, o ne bileyim, ya da Yunan ordusunu kesecek bir. Niye Sakarya? Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da oldu zannedenler olabilir. Değil. Sakarya Nehri ile alakalı bir şey. Sakarya Nehri'nin koruduğu bir şeyin arkasında olması falan. Onu sadece şekilde değerlendirmişlerdir. O anlamda Ankara'da bir kere oturduktan sonra Atatürk orayı zaten, ve İstanbul'a küsüyor biliyorsunuz. İstanbul uzun yıllar gelmiyor. Şimdi onu anlamak lazım. Bakın Atatürk'e muhalif, daha doğrusu hilafetin kaldırılmasına falan muhalefet edenlere bakın. Bunların babaları falan paşadır zaten. Daha İstanbullu. Daha ne diyeyim, monşar kalıyorlar Atatürk'e göre. Daha radikal fikirleri alanlar bu İstanbul'un şık şeyinden biraz daha periferide. İsmet Paşa. İstanbul sosyetesi istemiyor Atatürk. Evet, istemiyor. O da bu böyle sosyete deyince bizde başka bir şey anlaşılıyor ama demek istediğimiz yani padişahın o sosyal kapitalini. Yakın çevresi. İnterlandı. Ondan nemalananlar diyelim. Nemalanma kısmını da söyleriz ama onun dışında bu bir bakın duygusal olarak da olabilir. Yani adam 10 yaşında 15'inde hani bürokrat çocuğu ne olur değil mi? Daha bir kemalist olur, daha bir cumhuriyete bağlı. Öteki o kadar biraz daha eleştirisi olabilir. Bunun gibi o da padişaha bağlı yüksek insanlar. Ve Atatürk o anlamda biraz daha bunlardan ayrılır ve her zaman İstanbul basınında ve İstanbul'da ihtiyaççılar güçlü. Ve 1926-25-26'ya kadar suikast, İzmir suikastına kadar güçlü kalacaklar. Atatürk küsüyor. Hatta şeyden önce bir gün vapurla buradan şeye geçecek. Durmuyor İstanbul'da. Hatta karşı peşinden şeyle koşuyorlar falan. Dolayısıyla Ankara'yla ve bakın bu sadece Atatürk'ün yaptığı bir şey değil. O dönem yeni rejimler yeni binalarla ve yeni başkentlerle. Mesela rejim olması yanlış bir analoji yol açmasın ama yani bir şehri yeniden yapmak. Hitler de yapıyor. İşte bir mesela Brezilya'da Brezil diye başkent yapılması. Yeni başkentler yapmak ya da Petrograd aslında Petersburg ya Petro'nun kendi kurduğu şey. Ve aslında baktığınızda İstanbul'un fethi de Fatih'in aslında oradan yani kendine yeni bir başkent yaratması. Bu anlamda yeni bir rejim. Ve şunu da anlamak lazım. Mesela 14. Louis'den sonra Fransa'da Versailles'e kaçmıştır ya. Şeyden kaçma, eski düzenden kaçma. Bunu bir nevi bugünkü aslında külliye
Nin de şey odur. Eski rejimi yenilerken bunu sembolik olarak bir binada, bir şehirde tecessüm etme. Atatürk Ankara'da bırakıyor. Zaten hemen ilk maddelerde de var. Dolayısıyla Ankara ile birlikte Atatürk inkilabının bütün ruhunu şey yapabilir. Bir de bu kadınlarla ilgili bir şey söylüyoruz. Onunla ilgili bir şey eklemek istiyorum. İlk mecliste bu gündeme geliyor. Sanırım Tunalı Hilmi Bey. Kadınlara oy hakkı verelim, seçim hakkı verelim. Ya, ikisinden birini diyor da kadını işte nisai uygun, feminist falan diye adamı şey yapıyorlar. Şeriata göre olmaz deniyor. Çünkü ilk mecliste ulema çoktu hakikaten. Çünkü neden? Daha grassroots dediğim İngilizce. Alttan gelenlerin bir meclisi. Çünkü destek lazım. Aslında meclis bizde yanlış anlaşılıyor. Meclis niye yapıldı dediğinde herkes başka bir şey söylüyor. Meclis devletin halkın desteğine, vergi ya da savaş için asker toplayacağı zaman çıkar. O adamlardan çıktığı için ilk başta bunu şey yapamıyor. Ama ona rağmen Atatürk kadın anlamında çok önemli işler yapmış. Demin dediğimiz ilk ülkelerden biri falan. Feminist hareket aslında 1900'lerin başında çok güçleniyor. Batı'da bile. İtalya'da 1974'e kadar boşanma yasaktı. Yasak. Hatta Divorce l'Italiano diye Marcello Mastroianni'nin meşhur bir filmi vardır. Orada görebilirsiniz. O din nedeniyle Katolik. Tabii ama sonuçta Katolik şey. Bu Türkiye'de de yanlış anlaşılan bir şey. Mesela eğitim, benim diplomam Latinceydi. Benim değil de bir üst sınıfımdan birinin noter diplomasını mesela onaylamak istemedi. Aynen. Latince diye. Çünkü Tanrı'nın oğlu falan filan ya yazıyor. Ama bütün Amerikan üniversitelerinin hepsi Latince diplomasını veriyor. Bizimkisi çok, bizimkisi çok net ayrılmış ya. Bazıları diyebilir yani İtalya'da nasıl böyle bir şey oluyor? Olabiliyor. Yani dinle alakalı olması medeni olarak da şey. Dolayısıyla çok önemli. Peki hocam şimdi bu son zamanlarda Atatürk'e yönelik olarak işte İngilizler destekledi. Aslında İngilizlerin adamıydı falan filan gibi bir yapıştırma, bir yapıştırma nasıl ya? Var. Vardır yani her şey olabilir. Diyorlar ki Atatürk İngilizler anlaşmıştı. O yüzden bunu yaptılar. Atatürk İngilizlerle beraber hareket etti. Çünkü İngilizler Osmanlı'yı yıkmak istiyorlardı. İşte Burcu Atatürk'ü kullandılar falan filan. Sevr Anlaşması'nı Google'larlarsa orada bu gerçeği görebilirler. Yani zaten İngiltere'nin... Şu yüzden söylüyorum. Az önce sizin lafınızda Ankara'daki İngiliz Birliği lafı geçince diyorlar ki... Hoca da bunu mu iman ediyor? Hayır hayır canım, belli yerlerde şey var. Zaten bu Malta'ya giden milletvekillerini biz öyle kurtardık. Erzurum'da falan da vardı. Hatta Erzurum'daki uyanık 16 Mart'tan sonra diyor ki ya diyor ben şöyle bir gideyim de Ermenistan'daki durumlara bakayım. Ya da Ankara'ya gideyim. Şey diyor paşayla görüşeyim ya da diyor ben evime gideyim diyor. Diyorlar ki dur bir dakika sen. Malta'daki Rauf Orbay'ları falan o şeylerle belli yerlerde şey var. İngilizlikleri var. Bunlar zaten bakın savaş yok şunu anlamıyorlar. Bir savaş yok Türkiye ile İngiltere arasında. Bir barış var. Barış uygulamayan bir komutanlar silsilesi. Bunlar asi olabilir. Çünkü sadrazam şey yapmıştı. O yüzden meşruiyet oradan kaynaklı. Sadrazam ve saray barışı uygulamaya... Yahu tabii ki. Teşne ama... Yahu şimdi bugün Atatürk Cumhuriyet dediğimiz şey 100 yaşında. 75 eskiden 100 yaşına girmedi daha. 93 var. Evet. 103 var. Şimdi... bugünkü Türkiye'nin bağlı olduğu anayasal sistem 40 yaşında. 623 yıllık bir hanedan var. Adam oraya imza attırmış padişahın adıyla. Siz de bu okulun devlet yatılı okulu gibi okullarında okumuş bir insansınız. Meşruiyetten başka bir şansınız olamaz. Eşkıya mı olacaksınız? Yani bir tane çevresi yok. Hani meşhur şey vardır ya. Kendine veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çağırmış. Ya her yere asker atıyorsunuz demiş. Adam da demiş ki ben askerden başka kimi tanıyorum? Lojmandan çıktım yok. Ben de bir donanma üstünde büyüdüm yani şey Gölcük'te. Hakikaten asker çocukları. Ben babam asker değildi ama. Onlar genelde kendi şeylerinde hani çok... Şimdi dolayısıyla bu çok önemli o meşruiyeti sağlaması falan. Ha, öyle İngiliz ajanı ya böyle çok kulağa Hollywood gibi geliyorsa genelde tarihte yanlıştır. Türk halkına bunu söyleyeyim. Çok zekice geliyorsa genelde yanlıştır. İngiliz ajanı falan yani öyle bir ajanlık mekanizması olamaz zaten. Çünkü yarın Atatürk'ün yani şeye böyle bir şeye sadık kılacağı nereden belli. Bir de İngilizler en çok zarar edenler. Bir de baktığınızda Kurtuluş Savaşı'nımız aslında Ankara Yunanistan'a karşı vermiştir. İngiltere karşı diplomatik olarak vermiştir. Fransa ve İtalya, özellikle İtalya hemen çekilmiş. Rusya desteklemiş. İtalya bir süre sonra silahlarını da bir kısmı olarak çekilmiş. Fransa'da bakınca hatta şey Beyrut'tan o komiser, yüksek komiser Georges Picot geliyor. Bu Sykes-Picot'un şeyi görüşüyorlar falan. Sonra Bouillon var. Onlar yani Atatürk'le dost oluyorlar neredeyse. Fransa'da bir yer sonra desteklemiştir. Dolayısıyla ajan olacaksa da İngilizlerin ajanı olmasına gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu zaten yıkılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını kabul etmek istemeyen de padişaha laf söyletmemek istiyor ama yıkan da padişah değil. İttihat Terakki'di zaten. Yani
O komplo teorisinin her aşamasında bir mantıksızlık var. İlkokul 3 seviyesindeki tarih bilgisiyle böyle lafla edilmemeyebilir. İyimser davranmayın, ilkokul 3 seviyesi bunların yanında yüksek bir seviyede. Yani hayır, çok basit bir şey yani. Muazzam bir cehaletle yorum yapıyorlar ve bunu böyle adından önünde unvanlı olan insanlar da yapınca çok... Bu çağımızın böyle bir şey oldu, referans noktalarımız kalmadı. Ben de mesela şimdi tıpla ilgili bir şey oluyor, bakıyorum. Ya bu doğru diyor, o onu diyor. Ya mesela bilemiyorum hani... tarihte de oluyordur. Tabii tarihte o kadar belki hassas değil ama şey kalmadı. O kredi, o reputasyon sistemi bozuldu ya. Adam bir yere gelip, ya da ki Türkiye'de yani herkesin bir anda size herkes her şeyin uzmanı. Herkes her şeyin uzmanı, evet. Ya bir de hani anlamadığınız, ya mesela biz program yaptığımız zaman bilmediğim şey, ben bilmedim diyorum. İlk söylediğimde şey demişlerdi. Ya bilmediğini söyleyen biri. Nasıl bilebilirsin ki? Ama bu halkımızın bilimle de alakası. Bir, bazen tepki gösteriyor. Bunu bilmiyorsan nasıl hocasın diyor. Ya ben Sümerlerden Çin'e kadar her şeyi nasıl bilebilirim? Zaten böyle bir, yani bunun bir manası yok. Dolayısıyla o anlamda o tip komplo teorilerini, yok Atatürk şuradaydı, işte gerçek Atatürk Malatya'daydı, o buydu, Moshe Cohen'di, bunları falan bıraksınlar. Biraz tarihi entelektüel bir şey olarak algılamaya çalışıyor. Şimdi hemen bunlar soruyorlar şimdi. Bak hemen anında. O zaman İngilizler İstanbul'dan niye tek silahlıdan gittiler? Ya çok basit. Ha, onu da hemen açıklayayım. İngilizler, Fransızlar niye gitti? Doğru Fransızlar soru. Niye gitti? Şimdi şöyle bir şey var. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nın kazananı yoktur. Son şey, Ludendorff'un şeyi başarılı olsa, İspanyol gribi olmasa Ludendorff Paris'i alacaktı belki de ve Almanya kazanacaktı. Mahvoldular. Ve baktığınızda İrlanda ne zaman bağımsız olsun olmuş, baksınlar. Kendi eliyle aldı Irak'ı niye İngiltere kurdu, baksınlar. İngilizler buraya gelmiş, burada bir rejim şey yapıp gidiyor. Ne gidiyor. Yapacak İstanbul'u? Ruslar almasın, Yunanlılar geliyorsa gelsin. Ve baktığınız zaman burada da bizim damat Ferit, Ali Rıza, Tevfik Paşa hükümetleri gibi bazı değişiklikler oluyor. Mesela Clemenceau çok şey, damat Ferit Paşa'ya şey diyor Paris'te. Türklerin gittiği yere medeniyet geldi görülmemiştir diye, yani o kadar şey. Ondan sonraki hükümet biraz daha arkadaş canlısı olabiliyor. İngilizler ne yapacaktı ki? Yani Anadolu'daki söz geçiremedikleri belli. Karakol cemiyeti silahları kaçırıyor. İşte destekledikleri adamlar, Kuvayi İnzibatiye, Osmanlı Sarayı'nın kurduğu birlikler darmaduman oluyor. Min Paşa için bir şeydi. Zaten 4 sene ya dominyonlardan asker şey yapıyorlar. Yeni Zelanda'dan başka cevap veren yok ya. Yani kimse asker falan yollamıyor. İngiltere'de savaş yorgunu. İngiltere'de canım. Yani İngiliz basını savaşın bitmesi için her şeyi yapıyor. Ya İrlanda'ya bağımsızlık verdiler. Aynen. Olabilir mi böyle bir şey? Yani şey anlıyorlar böyle, çok büyük zaferle geçildi. Bir ve ikinci savaşının kazanını savaşa sonradan girenlerdir. Yani aslında Almanya'dır. Ve hatta belki biraz ikincisini, birincisini de Birinci Dünya Savaşı'nın kazananı olsaydı ikinci Dünya Savaşı çıkmazdı. Olmazdı. Ama oradan bakın şey çıkan şeydir. 1900 yılında Almanya İngiltere'yi şeyde çelik üretiminde yakalamıştı. Yani sanayi devrimde öne geçiyordu. 1929 krizi bakın Londra'da çıkmadı, New York'ta çıktı. Finans merkezi dünyanın Amerika'ya kayacak artık o dönemden sonra. Yani onu pekiştirecek ve Amerika ikinci savaş sonra şeye gelecek. Bu dünya şeyine sahip olacak. Dolayısıyla İngilizler için bu çok önemli bir şey değil. İngilizlerin genel politikası Süveyş, ya ona bakarsan Mısır'dan nasıl çıktılar? Irak'tan niye çıktılar? Fransa'dan Suriye'den niye çıktı? Mecbur çıkacak. Ya bakın, ya Allah aşkına Antep'te kendi işte Urfa'da halk kendi kendine değil mi? Urfa'da şey yaptı. Yani 11 bin ölü falan diyorlar. Yani şimdi bugünkü gibi ya da orada gerçekten bir ordu olsa öyle tüfekle falan şey yapamazsınız. Zaten Atatürk'ün gücünü aldığı yer Kuvayi Milliye. Ve bakın bugün bu şeyin çıktığı yer de odur. Savaş anında böyle silah gömme falan filan, bu son davalarda falan da gibi. Böyle bir askeri harekat planı var. Bu Balkan Savaşı'nda da yapmışlar. Onun üzerine de biraz gidiyorlar. Yani zaten bu tip durumda Balkan Savaşı'nda İstanbul düşerse ne olurum bir planları da yapılmış. Tabii silahlar götürülmüş. Tabii götürülmüş ve Enver ve İttihatçılar bir şey daha yapıyor. Kutsal emanetler bile taşımış götürmüş. Ama Enver bir şey daha yapıyor. Gider ayak zaten bir direniş örgütlerim diye oraya yolluyor. Enver faktörü de Kurtuluş Savaşı'nda bilinmez. 1921'de iki İnönü Sakarya olmasaydı Enver Batum'daydı. Geliyordu. Hemen gelecek. Oradan kafayı çıkarmış. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı çok iyi yönettiği için bir de gelmiş demiş. Kurtuluş Savaşı bir şey. Türkiye'nin başına gelmiş. En talihli olaylardan biri Enver'in buraya gelmemesidir. Gelememesidir. Ve Atatürk'e yazdığı mektuplar var. Hakaret dolu birbirlerine kadar. Yani abi, şimdi onların artık kendi aralarındaki ilişki zaten problem. Orada şeyi görüyorsunuz ya.
karizmatik bir liderin ve biraz daha muhafazakar bir karizması olan, yani şey olan birinin o anlamda Türkiye'ye getireceği bir şey yoktu. Yani o hayal, büyük hayaller, fakat reform yapma kapasitesi düşük. Sonra getirden Sovyetleri yenmeye kalkıştı falan. Ya işte, işte tam bir at üstünde tabancayla. Sarıkamış harekatı da öyle, şey de öyle. Yani senin Orta Asya'da ne işin var? Bir gün Moskova'dasın, bir gün Bakü'desin. Öyle bir hayal dünyası içinde yaşayan. Ama onlardan zaman zaman Türkiye üretiyor tarih içerisinde. Ya ama üretir bu şeyde. Şimdi onun Atatürk'ün şeyi, bakın büyük liderler de, ben çok böyle liderlik. Nerede duracağını bilir büyük lider. Realist. Büyük lider bir de milleti dinlemiyor. Yani onu yapar, korkmuyor, dinlemiyor. Bak bunlar az şeyler değildir. Şimdi bugün basit bir şey söylüyor. Kariyer hamlesi. İş değiştirirken 7 kere düşünüyorsunuz. Ya hakikaten çok zor. Ve ondan sonraki dönemleri de açıklar. 24'e, 25'e, 26'ya baktığınızda bazen istiklal mahkemeleri falan. Ya padişaha yollamışsınız. Adamın 7 sülalesini içeri atarlar ya. Bitirirler yani. Allah'tan hani öyle bitersiniz. Bir anda böyle tamamen terörist durumuna, asi durumuna düşersiniz. Düşünsenize şeyi yollamışsınız. Bütün hanedanı yollamışsınız. Bu çok zor bir şeydir. Ve bugün eskiden beri kafanızda varsa her türlü şeyi yapmış zaten siyasette. Yani meclisi dinle açmış, işte ne bileyim oraya gitmiş onunla öyle konuşmuş, buraya gitmiş böyle konuşmuş. Yani siyasi dehası, ben bir eski siyaset bilimci olarak, yani tarihçiyim ama öyle bir şey. Hakikaten çok flexible ve bu liderlere baktığınızda onu görürsünüz. Ve İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasındaki fark da budur. Bu da yanlış anlaşılıyor. Damat Ferit'in kendi pozisyonundan bakarsanız onun da bir şeyi vardı. O da diyor ki bunlar işi karıştırıyor. Ben bu işi diplomasıyla çözerim. Paris'e gittim, istediği yerler Edirne, Halep, Musul. Yani onun da kafasında misak-ı milli var. O iş birliğiyle onu yapabileceğini düşünüyor. Niye öyle düşünüyor? Ne düşünsün adam? Padişahın damadı, tamam. Bir yere gidemez. Yani gidecek şey yok. Atatürk ama uyanık, şeyi daha istemiyor. Oradan gelip hareketi kendisinden çalabilecek herkese engel oluyor. Enver'e getirtmiyor. Şehzade geliyor, Şehzade Ömer Efendi onu geri yolluyor. Çünkü biliyor ki kendisinin bir prestiji var ama pozisyonu oturana kadar kimseyi geri Ankara'ya sokmuyor. Yani İstanbul meclisi kapan sonra Ankara'da oturan bir adam ve orayı böyle büyük duvarlarla, tam bir parti delegesi şey vardır yani, delege savaşı gibi. Ankara'ya kim geldi? Atatürk'ten soruluyor. Dışarıdan daha doğrusu gelmesin. Osmanlı'nın devamı olabilecek nitelikteki kimse, evet. Ankara'ya üst mevkiye gelmeye adayını sokmuyor. Aynen öyle. Ve bakın Türk siyasetinde şöyle de bir şey vardır. Bunu bütün şeyler yaşar. Cumhuriyet Halk Partisi muhalifleri nasıl şey yaptı? Halkının dışına çıkmayacaksın. Aynı şey bugün mesela AKP'den çıkanların ne olduğu görüldü. Zamanın yani o halkın dışına içeriden savaşacaksınız. Türkiye'de solun da en büyük handikaplarından var, hep bölünür. Şimdi o bölme çocuk, eğer böyle bir hakim şeyle varsa onu yutar. Terakkiperverle böldü, hop yuttu. Demokrat Parti içinden çıkanlar da hep öyle oldu. Dolayısıyla o Osmanlı'da köşeyi tutan, suyun başını tutan, biz çok böyle şey piramidal bir şey, hiyerarşimiz var. Çeşmenin başını, devletin başını tutan oradan ayrılmaz. Dolayısıyla o Ankara'da anlıyor ki meşruiyet bende, bundan sonra inisiyatif bende. O inisiyatif vermemek için her şeyi yapıyor. Başka bir lider çıkmasına izin çünkü vermiyor. Çünkü bu sefer de çok başlık olacak. Tabii. Yeniden bir kaotik dönem oluşacak. Belki yeni bir fetret devrimi gibi bir şey yaşanacak. Ya ne olacak? O reformları yapamaz. Ya kafada onun şeyi var. Yukarıdan ben reform yapacağım. Bu problemi çözeceğim. Yani başka türlü. Yani Osmanlı'nın son 200 yılda konuştuğu bütün yenilikleri, tabii, bütün batılılaşma hareketini o zaman için batılılaşma ve bağımsızlaşma hareketi. Mesela kapitülasyon. Ya batılılaşma şöyle. Batılılaşmanın şimdi şey olarak bazı çevrelerde hani zorla klasik müzik dinletmişler falan. Bunlar çok anekdotal şeyler. Tamam, okey. Ama bize zaten illa bir şey, birine bir şey zorla dinletilir. O değil problem. Ama mesela kapitülasyonların kaldırılması. Efendime söyleyeyim, saltanatın. Şimdi saltanat, hilafet neden olmuyor? Bir düşünsenize. Orada bir tane şey var. Padişah var. Gidip onun çevresinde orayı Kabe yaparlar yani. Merhaba padişahım, size geldik. Hadi yani bir güç odağı oluşur. Herkesi bir şekilde şey yapıyor. 25'te 26'da duruma hakim olduktan sonra da 38-39'a kadar Rauf Orbaylar, Kazım Karabekler, en yakın arkadaşlarının Ali Fuat Cebesoy'un evinde kalıyormuş askeri okuldayken. Evet. Yani böyle bir Rauf Orbay da çok iyi yakın arkadaşlar. Yani işte o rekabetler, şeyler falan oluyor. Çok büyük bir stratejiden olduğunu görüyoruz. Evet hocam, siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Birincisi Atatürk'ün İngiliz ajanı olma meselesi ya da İngilizler işte Osmanlı İmparatorluğu yıkıp ya da işte bu halifelik konusunda pazarlık yapıp da işte bunu Lozan'da da söylerler ya, efendim sen bunu kaldır da biz de senin burada bir devlet kurmanı onaylayalım gibi saçma sapan, akla sığmayacak işler. Herkese şunu anımsatayım.
3 Mart 1924 biliyorsunuz Türkiye'yi laikleştiren yasalar ve halifenin yurt dışına çıkarılması, yani halifenin ilgası meselesi. Onun öncesinde ne oldu? Onun öncesinde İngilizler halifelik kaldırılmasın diye, artık bu tartışılıyor, kaldırılacak, kaldırılmasın diye son derece yoğun baskı yaptılar. Siz bırakınız, işte İsmailiye mezhebinin dini liderinden mektup gelmedi mi İstanbul basınına? Aynı zamanda Ankara'ya gelmişti. Onu İstanbul basınına sızdırdılar. Evet efendim. İstanbul basınına da onu sızdırdılar. Ünlü gazeteciler davası öyle oldu. Buraya İstiklal Mahkemesi gönderildi. Gazeteciler davası dediğimiz dava ne? O zaman İstanbul Barosu Başkanı'nı işte orada mahkemet kararı çıkan, tek mahkemet kararı ona çıktı. Öteki gazetecilere çıkmadı. Sonuç olarak bir kere Osmanlı Devleti tarihten silinişi 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi. Şimdi konuşuyorlar işte İngilizler buradan niye gitti de bilmem ne oldu da şu oldu da bu oldu da. Arkadaş, zaten geri dönüp baktığınız zaman demin ifade edildi işte İngilizler de burada, İngilizlerle burada savaş mı var? Kendileri adına Yunanistan'ı savaştırdılar. Şimdi bu mesele lafı güzel. Atatürk'ün İstanbul Mustafa Kemal Paşa olarak İstanbul'a geldiğinde Pera Palas Oteli'nde kaldığı zaman da orada da pek çok şey söylenir ya. Asıl İngilizlerle anlaşmayı orada yaptığı şeklinde yine ipe sapa gelmez işler söylenir. Geri dönülsün bakılsın bakalım. Atatürk bir büyük, her zaman ifade ediyorum, bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Askeri strateji dehası. Adam söylevinde ne diyor? Adım adım diyor planladık. Cumhuriyet için ne diyor? Milletin diyor vicdanımızda diyor biz bunu bir milli sır olarak sakladık. Her şey kafasında var. Arkadaşlarıyla da bunu paylaşıyor. Tek Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa diye konuşuyoruz ama unutmayalım ki bir de bunun bir de çevresi var. Şimdi Enver Paşa meselesine gelince hiç kuşkusuz ki İttihat Terakki'nin kadrosu da Enver Paşa dahil olmak üzere. Bunların hiçbirisi hain değil. Tam tersi, bunların hepsi vatansever, vatanperver. Ama Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'yı mukayese ettiğiniz zaman Enver Paşa hayalperest, vizyonu dar. Maceracı. Evet efendim, bir de unutmayalım ki damat, işte bu damatlar devletlerin her zaman başına bela olmuştur zaten, bütün damatlar. Bir de saraya damat olmuş olması nedeniyle de bu yetişmeden kademelere atlayıp geldi. Bütün onların hepsinin de hazımsızlığı var. İşte Mustafa Kemal Paşa ile anekdotlar da ortada. Daha bunlar öğrencilik döneminde falan, aralarında çok büyük çekişmeler oluyor. Makbule Hanım Makbule Atadan biliyorsunuz kız kardeşinin hatıratında, orada yanlış da söylüyor onu gerçi ama işte alkole başlamasının sebebi de Enver Paşa'dır gibi de bir ifade kullanıyor, doğru değil. Şimdi sonuç olarak baktığınız zaman bu Enver Paşa Mustafa Kemal Paşa mukayesesini yaptığınızda çok net bir şey görüyorsunuz orada. Hem devlet adamlığı anlamında hem komutanlık anlamında. O nedenle oradaki mukayeseyi yaptığımızda evet onu koşullara göre bir değerlendirmek gerekiyor. Şimdi öte yandan İçeriye çektiğimiz zaman bakın, şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya baktığınızda şimdi yola çıkanlar biz ilk beşler var. Kim bu ilk beşler? İşte Amasya'da konuşuyoruz ya, o ilk beşleri kim? Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Kazım Karabekir. Gerçi Kazım Karabekir Paşa biliyorsunuz Erzurum'daydı. Bakın efendim, şimdi ne oldu? İlk beşler başladı. Ondan sonraki süreçte adım adım aradaki çekişmeler kopukluğa yol açtı. Sonunda yola çıkanlar bir muhalif olarak kaldı ve Mustafa Kemal Paşa tek kaldı. Ali Fuat Cebesoy dahil. Bakın Ali Fuat Cebesoy dahil. Bütün bu çekişmeler içerisinde. İşte devrim süreçlerinde, ihtilal süreçlerinde bütün bunlar yaşanır. Şimdi devrim, ihtilal, devrim biliyorsunuz isyan, bunların hepsi birbirinden farklıdır, bunların tanımlamaları. Şimdi devrim süreçlerine baktığınız zaman devrimin tanımı ne? Siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk alanlarında yapılmış olan geri dönüşümsüz değişimler. Şimdi ya sınıfsal, sınıf mücadelelerinin sonunda olur bunlar. İşte orada proletarya, hani Sovyetler Birliği'ndeki devrimde meseleyi gördüğümüz gibi, Amerikan devriminde burjuvazinin işte devrimi, ya da şeye, Fransız ihtilaline baktığınız zaman Fransız ihtilalinde halk da işte burjuvazinin aristokrasiye ve krala karşı yapmış olduğu ihtilal ardından devrime dönüşüyor. Şimdi geri dönüp bize baktığınız zaman ne var burada katmanlar, sosyolojik katmanlar olarak bu devrimi yaslayacağınız böyle bir sınıfsal taban yok. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın, yani kısacası Kemalist devrimlerin, kısacası Türk devrimi, tepeden inmeci devrimler ve üst yapı devrimleri. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz ki zaten.
Hiçbir şey olamaz ki. Peki durup dururken mi oldu? Hayır, işte deminden beri konuşuyorsunuz. Bu Osmanlı'dan bir birikimle geliyor. Ta 3. Ahmet'ten beri gelen bir birikim. 17. yüzyıl. O birikim geliyor, geliyor, geliyor. İşte Tanzimat'la, meşrutiyetlerle bunlar vücut bulacak. Süreç içerisinde Mustafa Kemal Paşa'ya geldiğinde bu doğrudan doğruya eyleme dönüştü. Niye? Koşullar ona göre uygun hale gelmiş. Uygun hale gelen koşullar, işte savaşın arkasında gelen o süreç. Şimdi bu bağımsızlık savaşımız içerisinde, Anadolu'daki o mücadelede, şimdi Fransızlar demin ifade ediliyor. Fransızlar ne oldu? Ankara Anlaşması'nı yaparak savaş ağırlıkları da dahil olmak üzere bıraktı, gittiler. İşte Franklin Bilyon şeydir, güzel sanatlar profesörüdür aslında. Ama sonra diplomat oldu. Efendim onun ardından da işte İtalyanlar çekildi gitti. Bakın biz buradaki o İngilizle düzeltiyorum, Fransızların ve İtalyanların buradaki tavırlarını Mudanya'da masaya oturduğumuzda yine yanımızda bulduk. Yine yanımızda gördük biz bunları. Bakın şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın buradaki bir strateji olarak dehasına baktığında Mudanya'da neyi görüyorsunuz? Yunanlıların o masada olmadığını. Ne dediler? Yunan askerinin çizmesi bu topraklara bir daha dokunmayacak. Onların adına İngilizler, onlar orada gemide beklediler. Onun için burada Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa mukayesesini yaparken oturup bir matematik akılla yapacaksınız. Her zaman söylüyorum ben. Mustafa Kemal Paşa aritmetik akıl adamı değil, matematik akıl adamı. Bir mukayesede bir kavram kullanacaksanız Enver Paşa aritmetik akıl adamı, aritmetik üzerine oturtuyor. Sonuç Sarıkamış. Aritmetik üzerine oturtuyorsunuz. Sonuç Birinci Dünya Savaşı'ndaki işte karşılaştığımız meseleler. O nedenle bu milli mücadele sonrasındaki oluşumda bakın Mustafa Kemal Paşa'nın bir şey yaptı. Demin konuşmanın birinci bölümünde Fatih Bey söyledi, ilk meşruiyet arayışı içindedir ve yaptığı her şey meşruiyet zeminindedir. Buna bir de ben şunu ekleyeyim. Mustafa Kemal Paşa bütün hareketlerinin tamamını halka dayanarak yapmıştır. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, efendim Büyük Millet Meclisi de bir kongredir. Bizim toplam kongre sayımız 28'dir. Büyük Millet Meclisi 14. kongremizdir. Hatta ondan sonraki süreçte kongreler toplanıp en son belliğim yanıltıyor olabilir beni. İkinci Pozantı Kongresi'dir galiba 28. en son. Artık Mustafa Kemal Paşa demiştir ki ya bırakın bu kongreleri, ne yapıyorsunuz siz? Meclis var burada. Kongreler öyle sonlandı. Yani bu Kuvayi Milli Hareket dediğimiz hareket, o ruhun varlığı şöyle bir hale getirdi bizi. 100. yılı bize rağmen bu cumhuriyet hala ayakta duruyor. Şimdi böyle bir hale geldik evet. Biz. Sebebi işte oradaki sağlam olan zemin. Buradaki bizim bu meclisin temel olgusu ne? Bakın parlamento demokrasinin Kâbesi. Adı ne bunun? Buradaki hakimiyeti milliye. Yani milli hakimiyet, milli egemenlik, gazetenin adı da odur biliyorsunuz, çıkarttırdı. Evet. Mustafa Kemal Paşa'da hep hakimiyeti milliye meselesi en önemli husustur. Halkçılık en önemli husustur. Birinci mecliste işte Yunus Nadi ile konuşuyorlar daha. Bak Nisan ayındaki o konuşmada Yunus Nadi diyor ki önce ordu kurulsun. Mustafa Kemal Paşa onu dinliyor. Dinliyor, konuşmasını bitiriyor. Başkaları da hep söylüyor. Önce ordu, meclis sonra ordu. Orada çok net bir şey söylüyor. Diyor ki bakın ya, ordu dediğiniz 3-5 kişiyle kurdurulacak bir mesele. Bu kadar basit de bir mesele değil. Bu ordunun kurulması için bu meclisin olması lazım. Karar oradan çıkacak. İşte o tekalifi milliye emri gibi bir emrin düşünülmesi, bunun halka dayandırılması, yaslanmasını falan, arkasındaki bütün akıl ne? Mustafa Kemal Paşa kısacası meşruiyeti daima mecliste aramıştır ve meclisin hiçbir zaman kapanması gibi bir şeyi düşünmediği gibi, lağv edilmesi gibi bir konuyu da hiçbir zaman düşünmemiştir. Tek adamlığı, diktatörlüğü, ben meclisi yok sayayım, ortadan kaldırayım gibi bir şeyleri düşünmemiştir. Bugün 23 Nisan 2020, 100. yılı. Şimdi nedir? Milli egemenlik ve çocuk bayramı. Öyle mi? Milli egemenliğin tecelli ettiği yer neresi? İşte demokrasinin ve milli egemenliğin Kâbesi dediğimiz meclis. Bugün meclis işlevsel değil ki. Şimdi meclis kendisinin hangi bayramını şu anda bugün kutladı, ben onu gerçekten anlamıyorum artık. Çocuklar kısmı eyvallah. Meclis kısmına sıra gelince meclis yok ki.
Şimdi meclis yok ki. Şimdi ama bir de geri dönün tam 100 yıl önceye bakın. 100 yıl öncesinde o meclis var. Üstelik de meclisin içinde çok ciddi bir muhalefet var. Her ne kadar ikinci meclisin muhalefeti kaldırdıysa... Meclisteki zaman... muhalefeti biraz sonra konuşacağız. Bir kısa ara vermek ki durumundayım, kusura bakmayın. Reklam için bir ara, sonra Atatürk gerçekten meclise çok saygı gösterdi. Her kararı meclisten çıkartmak için uğraştı. Cepheden girip meclise gitti, meclisten çıkıp cepheye gitti ve sert bir muhalefetle de uğraştı. Bunu da reklamlardan sonra konuşalım Safa Hocam'la. Safa Hocam, şimdi bir şey ilginçtir. Bana Milli Mücadele sırasında bu çok ilginç gelmiştir her zaman. Atatürk'ün meclise olan saygısı veya meclise olan yaklaşımı. Başından beri vurguladığımız bir meşruiyet şeyi var. Ama mesela bütün yetkileri dönemlik alıyor. O dönem sonunda savaşın ortasında büyük bir harekatın, büyük bir taarruzun önünde veya arkasında tekrar koşarak meclise geliyor. Fakat bu arada mecliste çok ciddi bir eleştiri ortamı var. Bir ikinci grup diye bir grup var ve evet. Atatürk'ü mecliste eleştiriyor. Biraz yavaş konuşursan. Atatürk'ü mecliste eleştiriyorlar ikinci grup diye. Bunlar Atatürk'ün direkt kendisini eleştiremiyorlar. Bizim gibi tartışma kültürünün çok açık muhalefetin takdir görmediği yerlerde şöyle yaparsınız. Sırplar ayaklanır, padişaha değil yeniçerilere der. Bir güce gelince padişaha da ayaklanırlar. Bunlar da öyle yapıyor. Bunlar diyor ki Atatürk tartışılmaz. Çünkü belli özellikle 1920'den sonra da savaşlar kazanılmış. Halk nezdinde bir şey var. Çok prestijli bir general ve en baştan beri ittihatçılardan olmadığı da belli yani. Ama Atatürk'ün bütün meclisteki yetkileri yavaş yavaş ufdesinde topladığını görüyorlar. İkinci grup mesela başkomutanlık yasasına karşı çıkıyor. Başkomutanlık nedir? Bunu da insanlar anlamıyorlar, bilmiyorlar olabilir. Başkomutanlık şu, ben cepheye gittim. Her şeyin yasasını yapamam. Bana olağanüstü kararname çıkarma yetkisi yakın zamanda darbeden sonra da verildi ya. Roma'da da bunun şeyi zaten aslında orijininde diktatör kelimesi de buradan gelir. Bir konsül Roma'da 6 aylığına sefere çıktığında yasa yapabilme yetkisi alıyorsa buna diktatör denir. Bugünkü anlamında kullanılan diktatörün eski adı tirandır. O başka bir şey. Ve Osmanlı padişahların hepsi o anlamda o ferman yetkisine sahiptir. Vezirler de çıktığında Osmanlı'ya defterler, vezirle gider. İstediği atamayı yapsın, istediği kanunu uygulayabilir. Mühür var denir. Şimdi bunu alıyor, mesela buna muhalefet ediyorlar. Diyorlar ki, hep bakın böyle köşe kapmaca, bürokratik bir şey bu. Çünkü devlet sorgulanmıyor. Devletin içinde pozisyon almak çok önemli. Diyorlar ki sen hem meclis başkanısın, hem işte şey oldun, ondan ayrıl. İşte hep böyle Atatürk'ün bütün yani sistem, işte heyete temsiliye de var, bir de meclis var. İşte bu, mesela bu bir de bir şey daha. Bizde tartışma kötü bir şeydir. Meclis bu anlamda Atatürk'le çok büyük çağ atlamıştır. Hep şey yakıştırması yapılır ya, niye demokrasi yok falan. Yok. Yani 1924'ten 25'ten sonra İstiklal Mahkemeleri bu kalmayacak. Ama aynı dönemde Almanya, İtalya'ya baktığınızda zaten 1945'e kadar hiçbir yerde yok. Bizde mecliste adam vuruldu ya. Mecliste adam vurdular, silahla dolaşıyorlar. Deli Halit Paşa dövüyordu Kılıca diye. Biri çekti arkadan vurdu. Yani böyle bir meclis. Konuşmayı bilmiyoruz. Her zaman söylüyorum. Meclis oturmaktan gelir. Bizde belagat şiir yazmaktır. Retorik yurt dışında böyle topluluğa konuşmak anlamına gelir. Orada da zaten parlamento vardır, konuşmaktan, parlareden gelir. Bizde oturursunuz. Bunu şirketlerinde, apartman toplantılarında her zaman söylüyorum. Benim oturduğum apartmanda 400 kişi vardı. Meclis gibi toplantı yapıyorduk. Burada toplantı 10 kişi katılıyor, kavga çıkıyor. Bazen bir kere başıma geldi, gelmeyen maille kavga çıkar. Şimdi bu konuşma adabı Kore meclisinde falan da görülüyor. O birinci meclis hakikaten çok medenidir. Şeye rağmen yani yakın zamanda ne kavgalar oluyordu biliyoruz. Çünkü bunlar ve çok değişik yerden gelen insanlar olmalarına rağmen 1923'e kadar bir sistemi işletebilmiştir. İş nerede kırılıyor? Meclis nereden çıkmıştır diye sorduğumuzda herkes bir cevap veriyor. Meclis aslında devletin halka ihtiyacı olduğu noktada vergiden çıkmıştır. Asker de olabilir bu vergi. Şimdi Atatürk Ankara'da bir şey kuruyor. Osmanlılar da meclisi o yüzden aslında yani nasıl biz şey yapabiliriz? 16. Lü Etajenero'yu toplamak zorunda kaldığında 1789'da da mali bir sıkıntı vardı. Milletten mal alacaksın. O yüzden
o çevredeki ayağını topluyorsun aslında bu. O yüzden çok eşraftan insan vardı ilk mecliste. Ama 23'ten sonra bu sisteme engel olunca yavaş yavaş Atatürk kafasındaki reformu onaylatmak için daha tek yanlı bir sisteme geçecek. Bir parti kurduracak muhaliflerine. O partiyi de yapıp kapatacak. İstiklal Mahkemeleri falan var. Dolayısıyla 20-23 arasındaki meclisin çok çeşitli, renkli ve demokratik şeylerin uygulandığı bir meclis olduğunu söyleyebilirim. Ama 23'ten hele hele 27'den sonra artık tek sesli bir şey olacak. Mesela 27'de sadece 11 tane milletvekili sanırım 11 yerde bağımsız aday gösterme şansı var. Diğeri Cumhuriyet Halk Fırkası ne diyorsa birçok yerde mesela göreceksiniz Cumhuriyet Halk Fırkası'nın il başkanı vali aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, kaymakam, ilçe başkanı olacak. Yani devletle şey bir araya gelecek. Ama bunu alıp şunu da unutmayalım. Cumhuriyet Halk Fırkası demokrasiyi, yani kendi eliyle iktidarı vermişler. Türkiye'de kim kendi eliyle iktidarı veriyor? Bakın onu İsmet İnönü'ye vermiyor. İlk bir tek örneği Cumhuriyet Halk Fırkası. Hakikaten çok, çünkü yani çok ileri görüşlü bir adam İsmet İnönü. 1920'lerde 30'larda kesinlikle demokratik değil. Cumhuriyet Halk Fırkası kesinlikle demokratik bir meclis falan işletmiyor. Dünya demokratik değil. Ama dünya değil. Bakın 1945 yılından önce Doğu, Kuzey, Batı, Avrupa ve Amerika hariç demokrasi yok. Bakın Almanya... Ya bugün işte Koch Pasteur Enstitüsü bilim alanında 19. yüzyılın ikinci yarısından sanayileşme, Weimar döneminde 1920'de sinemada, resimde işte Bauhauslar, işte Fritz Lang'lar hepsinin olduğu yer nasıl iktidara geldi ya? İspanya 1976'da, 74'te mi ölene kadar 1981'den meclis basıp şey yapmışlardı. Hakeza İtalya buralara askerle ya da Avrupa Birliği zar zor demokrasi götürdü. Dolayısıyla zaten öyle bir konsept yok. Bir de bir şunu unutuyoruz. Bakın bu nesil siperde büyümüş. Faşizmi o yüzden anlayamıyorlar. Ve bugün atıyoruz tutuyoruz ya mesela askerli diziler tutuyor. Bedelli ondan sonra siz, özellikle Habertürk'ün sitesinde yorum var ya ben onlara bakarım hep habire bedelli yazıyorlar. İnanılır gibi değil. Bedel ne zaman? Bedel ne zaman? Çünkü neden? Ya istediğin kadar asker şeyi yap. Biz asker bir şey değiliz yani. O çağda öyle bir jenerasyon değil. Bunlar bir de asker jenerasyon. 4 sene 5 sene siperde kalmış adamlar. 8 sene 10 sene bazen. Tabii dolayısıyla emir almaya alışmış. Güce inanıyor. Ve dolayısıyla biz hep şöyle düşünüyoruz yani bir yerde çok böyle hiyerarşi varsa daha sol şöyle düşünür bu bir ezmedir. Bazen alttan da talep gelir hakikaten o başında öyle birini istediği görülüyor yani kimse de zaten buna müdahale edenler de işte enverciler ya da kendileri gelse böyle uygulanacaklar. Yani biz şey gibi görmemiz lazım bir generalden bahsediyoruz ya yani bu anda mesela De Gaulle'ü de yanlış anlarlar. De Gaulle biliyorsunuz Fransız sol tarafından çok şüpheyle şey yapılırdı. Ya adam general. General içinde baktığınızda aslında çok medeni bir general. Yani aşırı katolik bir generale baktığınızda. Atatürk'ün de Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış bir general olmuş biri için aslında yumuşak şey olduğunu görüyoruz. O dönemin şeyleri vardır. Yani yanlışları da vardır. Onları da oturup konuşuruz. Peki İttihat Terakki'nin rolü ne burada? İttihat Terakki hakim, Cumhuriyet'in kuruluşunda bir etkisi var mı? Var. Şöyle ilk başta daha giderken Karakol Cemiyeti zaten burada Enver Atalat'ın ilk baştan şeyini attığı bir silah kaçırma operasyonu var. Atatürk bunlarla bir yere kadar bak Atatürk'ün güzelliği bir yere kadar yürüyor, bırakıyor. Yürüyor, bırakıyor. Karakol Cemiyeti'yle falan bir işbirliği yapıyor. Bu işbirliği çerçevesinde ama bir yer gelince kapatın bunu diyor. Ve ilk zamanlarda herkesi kullanıyor. Yani kullanıyor derken herkes de yürüyor. Sonra tabii her galibiyet kendisine yazıldığı için o bizim kafamızdaki lider imajıyla da alakalı. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor ya. Şimdi padişah geliyor. Atatürk geliyor. Onu zaten padişah gibi görüyor adam. Ondan sonra İsmet İnönü geliyor. Onu da öyle görüyor. Onu da bütün parayı koyuyor. Alıştığımız sistem bu. Dolayısıyla Atatürk'ün bütün Kurtuluş Savaşı'ndaki o başarıları kişiliğinde tecessüm ettirmiş ve güçlendikçe bunları bırakacak. İttihatçılar ilk başta bu Karakol Cemiyeti'ne şey ve içlerinde bunların İttihatçılar da Atatürk de İttihatçı ona yani o çevreden geliyor. O çevreden geliyor mu İttihatçı değil. Yani evet hani sonuçta sınıf arkadaşları şeyler. Evet. İttihatçılar gibi Selanik hareketi tabii, olduğu için de. Tabii iş başındakilerden prestijini kaybetmişlerden değil. Dolayısıyla Enver Paşa falan yani bir yerden sonra bir rekabet oluyor ama Kara Kemal mesela olayı bu yani Kemal Tahir'in Kurt Kanunu herkes okumuştur ya da o olayları bir onun böyle İstanbul'da bir örgütü var ve İttihat ve Terakki 24'te 25 ara seçimleri sanırım şeyi destekliyor Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı yani şu var ikilik olabildiği dönem hesap şu yani devlet kurtarılmış şimdi ikiye üçe bölünürsek ne olacak? Yani dışarıdan. Bakın bu çok önemli. 50'de, 50 ile 60 arasında Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti'nin üzerinde anlaştığı tek şey dış politikaydı. Böyle bir şey vardır. Çünkü yeni bir devlet korkuyor. Ya tepende Rusya var. O ya Kaan'ıyla Kurtuluş Savaşı. İki Dünya Savaşı sonrası yükselen bir Amerika var. Yani Türkiye çok şey, traktörü bile yoktu. Başka. Yollar 60'lara 70'lere kadar köylere yol gitmedi. Yol yok. Yani, çok
geçen şeye baktım. 1000 kilometreden 10.000 kilometreye mi ne çıkıyor? Yollar 50 ile 60 arası. Yani bunlar çok komik rakamlar. Amerika'da falan baktığınızda. Dolayısıyla 1850'de tren istasyonu... Ama fakir bir ülke var. Dünyanın borcu, dünyanın hastalığı, salgınlar, onlar, bunlar, de, Osmanlı'dan kalan borçlar. Bir de yalnız o Zeytin Dağı'nı falan okularsa Faruk Katay'la onu görecekler. Ya, o jenerasyon... O jenerasyon şey olmuş. Dolayısıyla evet şeyde... Bir şey soracağım. Onu da hocama da soracağım ama size de soracağım aynı şeyi. Çok az vaktimiz kaldı aslında. 10-15 dakika toparlamamız lazım. Şimdi Türkiye'nin, yani bu toprakların, dünyanın da öyle belki ama bizde biraz daha gaddarca ve fazla oluyor. Sürekli bir karşıtlık ve o karşıtlığı hainlik üzerinden görme yaklaşımımız var. Bugün de öyle. İktidar bir şey söylüyor ya... O değil, bu da olabilir. Yani illa öyle olması şart değil ya da o çok iyi olmaz, bu daha iyi olabilir dediğiniz anda vay hain noktasına geliyor. Bu tarihimizde hep var. Cumhuriyet'e kuruluşa baktığımız zaman da şimdi padişah hain. Şimdi padişahın hain olması için bir sebep yok. Niye sebep yok? Çünkü kendi ülkesi, kendi vatanı, kendi toprağı, üstüne babasının malı gibi yani bir de baktığı için yani kendi kendine ihanet etmesi lazım hain olmak için ama durumu idare etmek için, kurtarmak için başka bir yöntem. Bugün baktığımızda doğru olmayan belki, bize doğru gelmeyen bir yöntem. Niye biz böyle, o dönemde bu hainlik meselesi bugün hala devam ediyor? Biz genelde konuşma adabı olan bir toplum değiliz. Bunu da eğitim sistemimizle açık ve sosyal düzenimizle açık. Türkiye'de herkes diyor ki Türkiye'de demokrasi yok. Evet yok ama zaten ailede de yok. Çok basit, sınıfta da yok. Yani hoca nasıl davranıyor? Şimdi bizde şöyle olmuş. Başta bir tane şey olacak, o konuşacak ve o diskur açılmamış. O konuşma adabı yok. Dolayısıyla karşıt görüşte mesela Twitter'da benim altıma bir şey yazıyor. Ya ilk söylediği haka en son söylenecek lafı. Mesela yanlış mı söylediniz? Ben sizi böyle en ters şekilde oradan bir diyalog çıkar mı? Ve dolayısıyla insanlar kendi ön loblarından tasarruf edebildiği, zekalarını da çok kullanmak yerinde olmadıkları bir yere. Bu kimin için tehlikeli biliyor musunuz? Kaliteli bilgiye ulaşmak senin için. Ve devlet de bunu kullanır. Hep kullanmıştır. Çünkü böyle savaşça tamtamları şey yaptığı zaman kontrol etmek kolaylaşır. Bir kısmı o tarafa, öteki tarafı da kontrol edersiniz. Evet, çıkmadım MHP işte AKP ittifak yapıyor. Neydi 4 sene önce? Yani o da hemen alırsınız. O zaman insanları o odalara hapsedersiniz. Arada nüansları konuşacak kalitede insanlar da çıkar kafalarını kuma gömerler. Bugünkü Türkiye gibi entelektüel bir çöl olur. Bu Kurtuluş Savaşı'nda anlaşılabilir. Devletin yani herkesin hayatı, kadınların namusu, vatanın bağımsızlığı tehlikede. Abi 2020 yılında böyle bir şey yok. Yani AVM çağında 27 tane elbise deniyorsun, internetten götürüyorsun, getiriyorsun. Kimse kargo parası almıyor da. Karşıt fikri mi 2 dakika dinleyemiyorsun? Yani böyle bir çeşitlilik, tüketim çeşitliliğinin olduğu yerde bu değil mi? Ya bakın demokrasi, insan hakları, özgürlük bunlar kendi mutlak olamaz. Dönemin ruhuyla uyuyor mu? 1942 yılında ben demokrasi demezdim ya da ne bileyim işte 1942 yılında karşıdakini dinle demezdim ama bugün derim çünkü AVM çağında yaşıyoruz. İnsanlar ya her şeyi seçiyorlar. Eskiden karısını bile seçemiyormuş adam. Kaç çünkü bacağını seçemiyor, bilmiyor. Şimdi her şeyi seçiyor. Çocuğunun cinsini seçiyor. Ve sen böyle bir toplumda karşındakini dinlemeyecek şeyi yapamazsın. Yani bu dönemin ruhuna aykırı bu eskiden beri gelen ve konuşma adabı, tartışma adabını bilmememiz bu da kitap okumamaktan kalıyor. Türkiye'de kitap okuma oranları çok düşük. Okuma yazma oranları 80'lere kadar çok düşük. 1690 yılında %34 Fransa'da %34 okuma oranı var. %27 kadınlar arasında. Paris'te usta ve kalfalar arasında %90 Roger Chartier'in kitabı var. Les origines culturelles de la Révolution française. Fransız ihtilalinin kültürel orijinleri. Çok görebilirler orada. Kültürel kökenleri. Orada görebilirler. Şimdi bizde bu olmadığı için mesela şimdi değişebilir. Mesela ben Bilkent'ten mezunum burada. Bizde ufak discussion grupları olurdu. Hiç unutmayacağım. Çok siyasi İslamcı tartışma çocuklar grup vardı. Evet, tartışma grupları. Çok fazla İslamcı çocuklar vardı. Bir de bizim Kumaş vardı. Ateisti. Mesela o böyle dandan konuşuyordu. Şimdi o çocuklar ilk başta gerilebilirler. Gerilmediler de. Gerilebilir ama mecbur konuşuyordu. Şimdi o zaman öğretir. Ya da siz çok ne bileyim layık olabilirsiniz. Karşı tarafı şey. Milliyetçi olabilirsiniz. Karşı taraf başka bir şey söyleyebilir. Vahdettin hain olması ya da damat Ferit'in hain olup olmaması ayrıca şunu da söyleyeyim. Size ne öğretecek? Hayatta ne öğreneceksiniz? Entelektüel olarak buna ne bakacaksınız? Bu bilgiyle ilişkinizde sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Ne olacak yani? Yani Atatürk iyidir, kötüdür. Değil mi? Ne olacak bunu bileceğiz yani bunu ben söyleyince bir şey öğrenmiyorsunuz ki tarih bu değil. Tarihi bu zannetmesinin nedeni popüler tarih olarak sunulanın aslında çok kalitesi olması. O tamtamları vurunca kaliteli adam oraya giremiyor.
Yani bir tane şey gibi, bir tane çürük elma koydum. Zaten bütün tartışmayı şey yapıyor. Devlet de bunu kullanır. Sadece devlet değil, iş yerinde patron da kullanır. O gürültülü patronlar nasıl yönetir? Siz de patronsunuz. Biraz arada böleceksiniz değil ben mi? Patron değil, ben elemanım burada. Bir zaman patrondunuz ama kanalda derken falan. Nasıl yönetiyordunuz ben olsam? Hani herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olsa, eğer böyle baskıcı birisiniz yönetemezsiniz. Mesela Osmanlı döneminde de vardır. Padişahlar bir vezire çok yüklendiklerinde Sokollu Mehmet Paşa gibi ipin ucunu kaçırırlar. Köprülüler 40 sene padişahları olmadan yönettiler. Padişah orada kukla gibi oturuyordu. Karalancılar öyle çıkmıştı. Adamlar vezirdi uzun süre. Dolayısıyla bu açıkçası ilk erkin nerede olsa olsun bizi bölmek için kullandığı bir şey. Birey olarak, vatandaş olarak hani oyuna sahip çık diyorlar ya. Önce fikrine sahip çık kardeşim. Önce konuş yani. Karşındaki adamla sen aynı yerdesin. Aynı memlekete vergi veriyorsun. İki tane fikirden bu kadar hakaretle, küfürle birbirinizi ötekileştirmeye hakkınız yok. Erol hocamın biraz zamanı... Erol hocamı uyutmadan... evet Erol hocam, siz ne diyorsunuz? Bu her şeyi ve herkese hain... Kendimiz gibi düşünmeyen herkesi hainlikle suçlama konusunda Türk tarihinde bol miktarda vaka var. Dünya tarihinde var ama bizde kadar bol değil. Siz burada ne düşünüyorsunuz? Efendim, kendimizin dışında herkesi hain diye tanımlamak bir tek kendimizin hain olduğunu gösterir. Nokta. Şimdi devam edin. Bu niçin bu tartışma kültürü meselemiz yok, ne oluyor, neden herkes ağzını küfürle açıyor, işte ben YouTube kanalının altına görüş yazıyorlar, hakaret, küfür, ondan sonra diyor ki eleştiriye dayanmıyorsun, küfür ya küfür. Bakın ana mesele ne biliyor musunuz? Ana mesele şu: 640 yıla yakın devam etmiş olan bir sistemimiz var mı? O sisteme baktığınız zaman işte 33 yılında Sultan II. Abdülhamit ne var? Sürekli kovuşturmalarla geçmiş. Abdülaziz döneminden itibaren başlamış. Aydınlar üzerinde baskı. Yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlar. Ondan sonraki sürece gelmişsiniz. Burada endüstri devrimini yapamamışsınız. Aydınlanma çağını yaşayamamışsınız. Dolayısıyla sınıflarınız oluşmamış. Burjuvazin oluşmamış. Karşıda endüstri devrimi olmadığı için proletaryan oluşmamış. İdeolojik olarak, siyasal olarak fikirlerin tartışılması, fikirlerin ortaya konması, bunların şekillendirilmesi sizin bu türlü bir bilinçle yarattığınız bir mesele değil. Yaratılmış olanları entelektüel düzeyde ele alarak sizin tartıştığınız bir husus. Sosyalist partiniz de öyle, komünist partiniz de öyle. Peki başka bir şey daha oldu. Bakın, Soğuk Savaş dönemi dediğiniz bu dönem Türkiye'yi aslında mahveden bir süreç oldu. Niye? Komünizm karşıtlığı diye bir ucube yarattılar. İşte önüne gelene bir grubu komünist dedim. Komünist, ondan sonra işte süreçte de şimdi görüyorsunuz. İşinize gelmeyen herkese işte Fethullahçı diyor, canını okuyorsunuz. Öbür sona kalkıyor, işte antilaik diyor, bilmem ne oluyor. Bir ana mesele ne biliyor musunuz? Ana mesele şu: biz entelektüel birikimi olan bireyler değiliz. Ana bakın. Bir ülkenin şansı nedir? Ülkenin aydın ve entelektüeli aynı kimlikte buluşursa bu ülkelerin şansıdır. Bizde durum böyle değil. Bir de şuna benim çok dikkatimi çeken bir husus: demokratikleşememek ya da demokrasiyi yerleştirememek hususuna baktığımda gördüğüm çırılçıplak mesele şudur. Bizde uzun yıllar boyu hep sağ partiler iktidarda kaldı. En çok da bu demokrasi, demokratikleşme meselesinden en çok şikayetçi olanlar onlar. Ama bu sağ partiler bu ülkede demokrasinin kurulmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz bu ülkede sol bir parti iktidarı görmedik. Onların ne yapıp ne yapacağını görmedik. Ama şimdi ne var burada? Bakın, sağ kültürde birincisi biat var. En önemli mesele. Şimdi eğitim öğretim sistemine baktığınızda süreç içerisinde ne oldu? Her ne kadar anayasanız laik sosyal hukuk devleti diye yazıyorsa da ve sizin eğitim öğretim programlarınız laik dünya görüşü çerçevesinde formatlanması gerekiyorken işler böyle olmadı. Bu bütün siyasal iktidarların da çok işine geldi. Siyasal iktidarların işine nasıl geliyor? Bir kere devlet dediğiniz aygıt nedir? Devlet dediğiniz aygıt şudur: ben bireyleri ne yapsam da başlarını önlerine eğdirsem ve gürültü patırtı, tırnak için söylüyorum, çıkmadan bunu yönetsem dediğiniz bir meseledir. Devlet özgürlükler tanımaz. Özgürlük talebi halktan gelir. Özgürlük talebi aşağıda sivil toplum örgütlerinden, özgürlük talebi siyasal partilerden gelir. Ancak siyasal partilerinde, demokrasilerde temel olgu nedir?
demokrasilerde temel olgu şudur. İktidarda bulunan partinin özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, eylem özgürlüğü değil, muhalefet partilerin konuşma, düşüncesini belirtme, eylem özgürlüğüdür. Bizde tam tersi. Bizde siyasal iktidarı elinde bulunduran muhalefet partilerine özgürlük, konuşma özgürlüğü dahil olmak üzere, basın özgürlüğü dahil olmak üzere. Baksanıza 156. sıradayız ya. Altımızda bir tek Ruanda var galiba bildiğim kadarıyla. Şimdi bütün bunlar yoksa o zaman nasıl bir eleştiri ve tartışma kültürü gelişecek? Bunlar gelişmiyor. Bakın bunlar gelişmiyor. Siz bilimi öne çıkarmanız gerekirken, bilim nedir? Bilim neden sonuç ilişkisi kurabilmektir. E peki siz ne yapıyorsunuz? Siyasal iktidarlar açısından söylüyorum. Siyasal iktidarlar sonucu baştan bize kabul ettiriyor. Arkadaş pardon bir dakika durun bakalım ya. Sizin, biz size bakıyoruz milletvekili olarak ya da parti mensupları olarak. Sizin kimliğiniz, yetişmeniz, eğitim olarak da, kültür olarak da, geldiğiniz çevre olarak ne ki sen bana dayatmada bulunuyorsun? Ama bir de unutmayalım ki bakın onların da geldikleri, desteklendiği yer yine bir taban var, halk. Sonuç olarak. Bey, şimdi bu konunun çok dışına çıktık. Bu söylediğinizin tamamına katılıyorum. Tamamına katılıyorum ama şunu da söyleyeyim size. Yani Türkiye'de bilime sağ önem vermedi de sol mu önem verdi? Yani her solu görmedik ki. Türkiye'de sağa al, sola vur, solu al, sağa vur, hiç değişen bir şey yok. Bunlar aynı kabın içinden çıkmışlar. Kokuları biraz farklı sadece. Yani ya 78 yılında Bülent Ecevit'in açıklamalarını okusunlar şey grubuna karşı, sermayeye karşı. Gazetelerde söyledi. O zaman savcıları göreve çağırıyorum demiştir. Bu lafı nereden hatırlıyorlar? Duysunlar. Yani o yüzden yani Türkiye'de bunu böyle bir sağa veya sola yapıştırmak, yani bunu genel olarak kendini sosyal demokrat olarak gören birisi olarak söylüyorum bunu. Türkiye'de bugünkü mevcut siyasi yapısı, hepsi bunların birbirinden farksızdır. Bunlar sadece nasıl, öyle bir nemal alsam böyle bir nemal alsam yaklaşımı içerisinde kötü bir sistemdir. Yani o yüzden Türk sağa Türk solu değil yani bu. Şöyle bir şey söyleyeyim bakın Fatih Bey. Şimdi bu siyasal partiler ya da sağ solu dediğimiz nereden çıkıyor? Bu toplumun içinden çıkmıyor mu? Aynen, bu senin benim amcam, onun dayısı, onun eniştesi, onun kardeşi. Bu toplumun içinden çıkıyor. Benim anlattığım ana mesele o. Uzaydan bir yerden getirmiyoruz. Söylemiş olduğum o problemlerin varlığı işte bunu yaratıyor. Sorduğum, ben o yüzden 10 yıldır bilim programı yapmaya çalışıyorum burada. Yok. Öyle işte, niye o yok? İşte bunun için yok. Sonuçta bir yat kültürü. Uzun sözün kısası. Siyasi partiler içerisinde demokrasi var mı? Konuşabiliyor musunuz? Yok. Hüseyin Cahit Yalçın yapmıştı onu. Yok. 1924'ten sonra baktı ki iş şey oluyor. Böyle sanat üzerine falan yazmaya başladı. İlk o yapmıştı. Yani güzel bir metot olabilir. Siyaset konuşamadınız. Bu arada Hüseyin Cahit Yalçın kitapları yeniden yayınlanıyor. Gördünüz belki. Evet evet. Gayet yani, değildir. O çok enteresan bir adam. Adam 80 yaşında Demokrat Parti mesela, çok demokrasi abisi tabii. Orada problem. Orada problem. Emre Hocam. Pardon, Hüseyin Cahit Yalçın dediğiniz adam çok ciddi bir entelektüel. Allah'ınız aşkına şimdi çok şöyle bir entelektüel. Fatih Bey lütfen üstüne alınmasın. Hüseyin Cahit Yalçın gibi entelektüel şu anda Türk medyasında kim var yahu? İşte bu gürültüden dolayı olmaz. Yani bu gürültüden lütfen dolayı olmaz. Lütfen gösterin, rica edeyim. Gösterin o kalitede, o kıratta adam gösterin. Başka yine var o dönemde. Şimdi hocam o şöyle oluyor. Böyle bir gürültü çıktığı zaman o adam, yani şunu anlamaları lazım. Benden hep istediğin şeyi duyuyorsan dinleme yani. Ben niye okudum ki bu kadar? Ya da bende bir şey yok. Ya şimdi böyle bir şey var. Ben tekrar bahane gerek var. Tabii beni buraya çağırıyorsunuz. Çıkıyoruz işte köprüde polis kontrolü. Millet dışarı çıkamıyor. Geliyoruz buraya. Ondan sonra ben hep de, ya o zaman beni bir kere kaydedin. Annem ben çocukken bana masal okup o zaman kasede koymuş. Hep aynı kaseti dinletirmiş. Masal aynı çünkü. Yani hep aynı masalı anlatmanın bir manası yok. O biraz bizi böyle sporda ağırlığı arttırırsınız ya. Biraz sizi zorlayan film geliştirir. Biraz yeni fikir geliştirir. Yeni fikir. Yani yeni fikir, farklı fikir, değişik hep fikir. 10 kilo kaldırırsanız biraz adellerinizi ağrıtır ama sizi güçlendirir, size yeni bir şeyler öğretir. Ne yazık ki bu pek olmayacak ama. Erol Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Safa diliyorum. Hocam size de teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugün de 23 Nisan'da konuştuk ama daldan dala atladık. Biraz da konuklarım da daldan dala atlamayı seven isimlerden olduğu için gördüğünüz gibi bu devlet kolay kurulmadı. Büyük bir yokluğun üstüne kuruldu. Ve o yokluktan hani
biri 2 yapmak, 2'yi 4 yapmak, 4'ü 6 yapmak gibi düşünün. Katlara katlara büyüdü. O yüzden geçmişe, düne söverek kimse hiçbir yere varamaz. Dünün hataları vardır, bugünün de hataları vardır. Yarın gelenler bugün hatalarını, bugünküler dün hatalarını görecekler. Ama bu hataları telafi etmek, bu hataları düzeltmek için çalışacaklar. Birbirlerini karalayarak hiçbir yere varamazlar. Sonuçta aynı toplumun içerisindeyiz. Aynı ülkeyi daha iyiye götürmeye çalışan en azından bir kısmımızın öyle olduğunu umuyorum. Bireyleriz. O yüzden kimse kimseyi karalamasın, kimse kimseye bir şey yapmasın, hain demesin. Herkes kendi fikrince bu ülkenin daha iyi olması için çalışıyor, uğraşıyor. Atatürk'e de Allah aşkına saygısızlığı bırakın bir tarafa. Çünkü bu saygısızlığın bir sonu yok. Yani 3 tane çapulcuya karşı harekat yapmak değildi adamın yaptığı. Basbaya bir peş peşe yıllar süren, bir ömür süren savaşlardan çıktı. O siroz, içmekten siroz oluyordu ama içmekten siroz olmadı. Onu da bilin. Cephelerde kapmış olduğu mikroplardan ötürü, hepatit mikrobundan ötürü siroz oldu. Pek çok hastalığı da cepheden gelme hastalığıdır. O yüzden genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Milletvekilleri sıtma oluyor Ankara'da ya, evet. Sürekli öyle bir dönem. Habire sıtma oluyor. Bu Anadolu'da hakikaten felaket bir yerdi Cumhuriyet kurulduğu zaman. Şehirleşmenin çok düşük olduğu, üretimin olmadığı, tarlaların ekilemediği, hastalıktan, salgınlardan kırılan bir köy ahalisinin olduğu bir yerdi. Oradan bugünlere geldiysek, bugünleri bize sağlayan o insanlara en azından hani saygı göstermiyorsunuz bile, saygısınızı yüksek sesle söylemeyin, içinizde kalsın. Çünkü hakikaten insanın tepesini arttırıyorsunuz zaman geliyor. Neyse, daha fazla konuşmayayım. Herkese iyi geceler efendim. Nice yüzyıllara bu ülke çok badireler gördü. İç ve dışından çok yıkmak isteyen oldu. Direndi, dayandı, direnir, devam eder, devam eder, gider. Hiç kimse de korkuya kapılmasın. 100 sene gördük. 100 sene daha inşallah çocuklarımız, torunlarımız, torunlarımızın torunları görürler. Daha güzel günler görürler. Canınız çok sıkıldığı zaman bu da geçer yahu deyin. Çünkü her şey hakikaten bir şekilde geçiyor. Pazar akşamı görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.